Efendim yeni bir bölümle karşınızdayız. Gönül coğrafyamız dediğimiz gibi gönlümüzün erdiği, gönlümüzün eriştiği her yer bizim konumuz. Bugün yine çok farklı bir alanda, çok farklı bir coğrafyada ve yine çok farklı konuklarımızla çok önemli bir konuyu, yani biliyorum Türkiye'de hemen herkesi derinden etkileyen bir konuyu konuşalım istedik. Rusya ve Ukrayna. Bunu söylememizin sebebi birazdan haritada da göreceksiniz. Yani Karadeniz'in neredeyse yarısına yakın bir bölümünü ateş altına alan ve Karadeniz'in bir tarafında da biz varız. Yani en büyük sahili olan ülke olarak bizi derinden yaralayan bir savaş ortamı. Ya da benim küçük kızım demişti ilk duyduğunda okulda tartışmışlar. Baba dedi hala savaşlar mı oluyor? İnanamadık. Hakikaten öyle. Hala savaşlar mı oluyor? Biraz o konulara değinelim ama günceli anlatırken tarihsel arka planını da aktarmaya çalışalım istedik. Rus tarihinden söz edelim. Ukrayna tarihinden söz edelim. Edebiyatından, kültüründen söz edelim istedik. Yani aslında savaşı bir yere oturtmak mümkün değil. En fazla televizyon ekranlarından izlediğimiz böyle eline neredeyse bir küçük naylon torbaya sıkıştırabildiği birkaç parça eşya ya da kimlik belgeyle bir an önce güvenli bölgelere ulaşmaya çalışan genç yaşlı, kadın erkek, çoluk çocuk diyeceğimiz hakikaten pek çok çocuğun da yolda olduğu manzaralar, içimizi burkan manzaralar ve ama şöyle bir imaj oluşuyor sanki bunu böyle genelde konuştuğum insanlarda duyuyorum. Bu insanlar bir diğer ülkenin, örneğin Polonya'nın ya da başka bir ülkenin sınırına vardıklarında sanki her şey güllük gülistanlıkmış gibi geliyor. Biraz onlara değinelim istedik. Yani kendi rahat, konfort bölgemizde bile, kendi yaşadığımız ülkede dilini, dinini, kültürünü, her şeyini bildiğimiz ülkede bile bir kariyer başlatmak, bir hayat tesis etmek ne kadar zor. Şimdi bu insanları düşünün. Dilini bilmedikleri, kültürünü bilmedikleri bir yere mülteci olarak gidiyorsunuz. Ve orada ne zaman geri döneceğiniz belli değil, ne kadar kalacağınız belli değil. Dönseniz de ne bulacağınız belli değil. Yani bu insanlık dramı ama dediğim gibi bizim burada amacımız tarihsel arka planıyla bütün bunları anlatmaya çabalayacağız. Başlıyoruz efendim. Efendim tekrar merhaba. Bu akşam dediğimiz gibi tarihsel arka planıyla, tarihsel perspektiften Ukrayna ve Rusya'yı tartışalım istedik. Değerli konuklarım yani stüdyo konuklarım, öncelikle Profesör Doktor Kamil Veli Nerimanoğlu. Hocam çok teşekkür ederiz. Vakit ayırdınız, geldiniz. Gerçekten çok mutlu olduk, memnun olduk. Çünkü siz hem bölgeyi iyi bilen, hem bölgenin dilini iyi bilen, kültürünü iyi bilen ve Türkiye'de hoca olan nadir hocalarımızdansınız. Çok teşekkür ederim. Bir diğer konuğumuz Ukrayna'dan. Ukrayna'da lisansını, yüksek lisansı da belki soracağım birazdan. Ukrayna edebiyatına daha çok hakim. Doktor, öğretim üyesi Ivan Pavli. Yeditepe Üniversitesi Çeviri Bilim değil mi hocam? Evet. Peki, çok güzel. Kamil hocamı ama söyleyelim. Aydın Üniversitesi. Hocam siz adınız... İstanbul Aydın Üniversitesi. İstanbul Aydın Üniversitesi, doğru. Orta Doğu ve Kafkas ya da Kafkas ve Orta Doğu, ben yanlış söylemeyeyim diye kurumun adı. Siz başındasınız değil mi? Evet. Adı neydi tam olarak? Bu Orta Doğu ve Kafkasya Araştırmalar Merkezi. Araştırmalar Merkezi. Evet. Bir konuğumuz daha olacak. Bağlandığında yönetmenimden aldığımda uyarıyı. Profesör Doktor Salih Yılmaz hocam da Ankara'dan bize bağlanıyor olacak. Ben önce hocam, Kamil hocam, şimdi hani bir günü anlamaya çalışıyoruz ama biraz tarihsel arka planı dedik. Şimdi tam da siz böyle bir merkezin başındasınız. Hem Orta Doğu'da zaten pek hani farklı evet, sayılmaz. Suriye'de iç savaş hala devam ediyor. Hani manşetlerden düşmesi pek bir şey ifade etmiyor değil mi? Yani yıkım yıkım. Evet. Şimdi bu yani biraz güncelden başlasak. Yani Rusya
ne görüyor da ne oluyor da böyle bir saldırıyı kendince meşru gördü? Öyle bir şey söyleyebilir miyiz? Teşekkür ederim program için, davetiniz için. Ne demek, şeref. Hem İvan Bey'i hem beni davet etmeniz, Ankara'dan Salih Bey'in katılması ve ben her zaman sizin programları da izliyorum. Oo, sağ ol. Çok merak gösteriyorum ve çok da memnunum. Sağ olun. Bu sohbetin meziyeti, güzelliği ondadır ki teferruatlı sohbet etme imkanı var. Evet. Sorular var. Belki seyircilerimizin de soruları olsa çok seviniriz buna. Şimdi biz aslında Ukrayna-Rusya veya Rusya-Ukrayna savaşı üzerinde, çünkü bu asap noktası buradır. İnsanları tedirgin eden, narahat eden, çok insanların rahatlığını bozan bu savaştır. Çünkü bir yerde insan ölürse, kadın ölürse, yaşlı adam ölürse, çocuklar ölürse, bizim burada bile rahat, konfor içinde yaşamamız elbette ki ağırdı. Çok ağırdı. Her gece bir şey bekliyoruz. Her gece bir şey bekliyoruz. Mesela Kiev'e Ruslar girdi, girmedi. Ya. Donetsk'te neler oldu, Lugansk'ta neler oldu, Kharkov'da neler oldu. İndi o haritada da bazı şeyleri İvan Bey de ben de göstermeye çalışacağız. Ukrayna'nın komşusu ve tarihi kardeşi olan Rusya bir sıra sebepten, evet, sebepler çoktur, sebep dizisinden, sebep toplusundan Ukrayna'ya işgal siyasetine, savaşa başladı. Doğru. Yani aslında savaş ekonominin ve siyasetin zorbalık şeklidi. Evet. Buna başladı. Bu zorbalığına, bu kaba gücüne, savaş gücü, silah gücü, hatta son zamanlar en yüksek mertebeden nükleer silahların adı çekilir. Ya, adı bile geçti. Şeyine girilir. Yani dünyanın başı üzerinde kara bulutlar, siyah bulutlar, evet, dolaşmaktadır. Doğru. Yalnız Ukrayna'nın, Rusya'nın yok. Değil mi? Bizim de Türkiye'nin de, tabii, Azerbaycan'ın da, Orta Asya'nın da, Türkistan'ın da, tabii, her yerde, her yerde. Her yer. Evet. Yani insanların rahatlığı bozulmuştu. Değil mi? Çünkü bu haberlerin içinde ümit veren bir şey var ki sağduyu galip gelecektir. Evet. Ve insanlık ölmeyecektir. Buna inanıyoruz. Elbette, dindarlar Allah'ın gücüne inanır. Dinsizler, ateistler doğa gücüne inanır. Evet. Sağduyuya inanır. Yani biz ele onların hepsini bir yerde alırız. Yani bunları, insanları bölmek istemiyoruz. Tamam. Ve bu açıdan Türkiye'de ve Azerbaycan'da da garip bir vaziyet var. Mesela Ukrayna'nın savunan, hakkı savunan, yalnız Ukrayna diye bu haktır. Evet. Hakkı savunan insanlar, kanallar, radyolar, ne bileyim bilim merkezleri, üniversiteler var. Bir de Rusya'nın savunanlar da var. Tabii. Ben bazen hem medyada, internette falan da çok garip sorulara rast gelirler. Mesela sorurlar ki neden falan kanalda bu şeyler konuşuldu. Böyle bir şey yoktur. Yani böyle bir şey baş vermemiştir. Tarihi bilmeyen, değil mi, mevcut siyaseti bilmeyen ve nedense belki hanım Ruslu, belki Rus, farklı ilgi alanları diyelim, farklı şeylerle, evet, belki Ruslarla işbirliği, evet, var, evet, ticari falan. Yani işgal eden Rusya, evet, hamle yapan Rusya, evet, ölen Ukraynalı, düz, evet, orada. Tabii. Her iki taraftan ölen var. Çünkü, evet, Ukrayna halkı direniş gösterir. Şimdi, evet, İvan Bey buradadır. Ben İvan, evet, Bey'in yanında Ukrayna halkından uzun uzadı konuşmaya, bak, hakkım yoktu. Çünkü o milletin mensubudu. Tabii. Aydın bir insandı. Meslektaşımızdı. Ve onun hakkını almak istemiyorum. Ama, evet, bir
Türk ama olarak. Hakkı da teslim edelim diyorsun. Hakkını teslim edelim ki o da fikrini söylesin. Tabii söyleyecek. Sonra devam edeceğiz. Ama Kamil, o zaman hocam siz diyorsunuz ki son cümleleriniz saldıran Rusya'dır. Rusya'dır. Savunan Ukrayna'dır. Ama ben şuna bir şey ekleyebilirim müsaadenizle. Buyurun. Ve bunun adı savaş. Yani Ukrayna-Rus savaşı diyor. Evet. Halbuki bu bir işgal, bu bir saldırı. Yani Rus saldırısı diye düzeltmek lazım. Bence Rus savaşı değil bu. Yani kim bardağı nasıl görürse öyle anlamış. Öyle dolduruyor değil mi? Peki geleceğiz şeyi. Çok teşekkür ederim. Konuğumuz Salih Yılmaz, Profesör Doktor Salih Yılmaz hocam bizimle bağlandılar. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Bizi duyabiliyor musunuz? Hoş bulduk. İyi akşamlar. İyi yayınlar dilerim. İyi akşamlar. İyi akşamlar hocam. Sağ olun, var olunuz. Ben adınızı böyle bir zikrettim. Saygıdeğer Profesör Doktor Salih Yılmaz hocam. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi. Değil mi hocam? Doğrudur, evet. İnsan ve toplum bilimleri dedik ama asıl sizin Rusya Araştırmaları Enstitüsü var değil mi hocam? Siz de başkanısınız. Evet, doğru. Ankara'da Rusya Araştırmaları Enstitümüz var. Türkiye-Rusya ilişkileriyle ilgili çalışmalar yapıyoruz. Malum son dönem Türkiye-Rusya ilişkileri çok hızlı bir şekilde gelişiyor. Yani ama şimdi bir başka platformda gelişiyor değil mi hocam? Yani aslında kimsenin temenni etmediği bir platform. Biz öncekileri tercih ediyoruz. Yani hem işte turizm alanında olsun, ekonomik alanında işbirlikleri vesaire. Ama şimdi bir savaş ortamı var. Hocam öncelikle sizin kendi doğrudan alanınız olduğu için hem de Türkiye-Rusya ilişkilerinde enstitünüz geliştirmeye çabalayan bir kurum. Dolayısıyla o yönde de çalışmalar var. Şimdi Kamil hocama sorduğum soru, yani bugünden başlayıp geriye doğru gitsek, bunun adını koyabilir miyiz? Yani olan bitenin çok zor olduğunu biliyorum bu sorunun, ama ne oluyor orada? Bir saldırı var ve saldırıyı savaş diye sunuluyor. Bilemiyorum, siz ne dersiniz? Evet, bu tabii ki savaş ama bunu günümüz terminolojisiyle ya da bu 21. yüzyıldaki bakış açısıyla değerlendirirsek hata yapmış oluruz. Şimdi iki tarafın bakış açısı farklı. Ruslar diyor ki burası bizim tarihi vatanımız. Biz diyor Ukraynalılarla Ruslar arasında bir fark yok. Bunlar bizim kardeşimiz. İşte 10. yüzyılda Kiev Rusyası diyor bizim ata mekanımız. Biz kurduk diyor burayı. Böyle bir hani Ukrayna devleti ya da Ukraynalılar yoktu diyor. Biz onları Sovyetler döneminde bir devlet haline getirdik. Evet. Ama onlar diyor bizim dibimize NATO'yu getiriyorlar. Evet. NATO'nun füzelerini bizim dibimize koyacaklar ve bizi işte Ukrayna'ya bu füzeler yerleşirse diyor Moskova'yı vurabilecek düzeye gelebiliyorlar. Şimdi siz bu anlayışı düz mantıkla bakarsanız dersiniz ki ya ne olacak işte Türkiye'nin de dibinde Amerika Birleşik Devletleri Yunanistan'a işte şey yerleştiriyor. Orada üs açıyor, Romanya'ya üs açıyor. Bir şey olur mu? Ama Rusların tarihini bilirseniz, Rusların bakış açısını bilirseniz, Ruslar biraz tarihten itibaren biraz evhamlı bir toplum. Ben merkezli yaşayan bir toplum ve maalesef kendini üstün olarak gören bir toplum. Şimdi bu yeni oluşmuş bir şey değil. Rusya Çarlığı döneminde de işte Sovyetler Birliği döneminde de baskın olan hep Slavlar içerisinde de sadece hani Türklere karşı değil, Slav topluluklar içerisinde de Ruslar kendisini hep ön plana koymuşlar. Burada Rusların bakış açısıyla Batı'nın bakış açısı arasında bir fark var. Onu vurgulamak lazım ama sonuç itibariyle bunlar Ukraynalılar, Ruslar tabii ki kardeş. Biz nasıl Azerbaycan Türkleriyle, Kazak ve Özbeklerle kardeşsek, bugünkü Ruslarla da Ukraynalıların kardeşlik bağı %100 diyemeyiz ama kardeşler. Sonuçta tarihleri ortak bir tarih üzerinden, Kiev Rusyası üzerinden 10. yüzyıldan itibaren, belki daha da eskiye gidebiliriz, işte 6. yüzyıldan itibaren şekillenmeye başlamış. Ama şunu da kabul etmek lazım. Sonuçta 21. yüzyılda bir Ukrayna toplumu oluşmuş ve bu Ukraynalılar diyor ki biz Batı ile entegre olmak istiyoruz. Biz bağımsız olmak istiyoruz.
bağımsız bir kimliğimizin olmasını istiyoruz. İşte biz kendi kararlarımızı bağımsız vermek istiyoruz. Bu doğal. Bunu dile getiriyorlar. Ruslar da diyor ki hayır, siz Sovyetlerde işte Kırım'ı biz size verdik. Ne bileyim Transkarpatya'yı biz size verdik Macaristan'dan alıp. İşte Polonya'dan alıp o bölgeyi biz size verdik. Sizi biz oluşturduk. Bize sormadan diyor, bize sormadan, bizim işte onayımızı almadan siz Avrupa Birliği'ni, NATO'yu, Amerika'yı buraya getiriyorsunuz. Biz kendimizi tehdit hissediyoruz diyorlar. O zaman tehdit şimdi, algısının şekillenmesiyle alakalı bir vaziyet var ortada. Aslında burada şöyle bakmak lazım. Bu gerçekten bir Rusya-Ukrayna mücadelesi mi, savaşı mı? Yoksa Batı ile Rusya arasında Ukrayna burada yem mi ediliyor? Yani Ukraynalılar gerçekten çalışkan, duygusal, başarılı. Tarihte de biz Osmanlı'da birçok kez işte bu Kozaklarla birlikte olduk. Bir kısmı bizim tarafımızı tuttu, bir kısmı Rusların tarafını tuttu. Baktığımız zaman savaşçı bir toplum, başarılı bir toplum ama sanki burada Ukrayna bahane edilerek bir anlamda Batı ile Rusya geçmişten gelen kalan hesabını burada görüyorlar. Burada da Ukrayna halkının ezildiğini, acı çektiğini, çile çektiğini görüyoruz. Ben hep şöyle söylüyorum. Yani ya Batı madem bu kadar Ukraynalıları seviyor, Ukraynalıları düşünüyor, niye almıyorsunuz bunları Avrupa Birliği'ne? Daha önce de niye Avrupa Birliği'ne almadınız? İşte Zelenski oradan söylüyor. Diyor ki hava savunmamızı kapattım. Bizi havadan bombalıyorlar. Ya madem siz bu kadar Ukrayna'yı seviyorsunuz, Ukraynalıları seviyorsunuz, bunların hava sahasını kapatın. Niye evet. Türkiye'den S-400 dileniyorsunuz, ondan bunlar S-300 dileniyorsunuz? Sizin elinizde İsrail'de demir kubbe var, Amerika Birleşik Devletleri'nin kendisinde Patriot var. Bağımsız bir ülkeyse eğer Ukrayna, satın, satın alayım diyor. Neden satmıyorsun da başka ülkeleri yem etmeye çalışıyoruz? Bakın biz tarihte Ruslarla birçok kez savaştık. Şu anda Ukraynalıların düştüğü duruma tarihte Türkler düşmüştü. Biz Rusya'yla savaştığımız için Balkanları kaybettik, Kafkasları kaybettik, Karadeniz bir Türk gölüydü, Kırım'ı kaybettik. Hatta şu o Kırım'da savaştığımız dönemde bize yardım etmeleri için İngilizler Kıbrıs'ı aldı, Avusturyalılar da, Macarlar, Avusturya Macaristan İmparatorluğu da Bosna'yı aldı bizden rüşvet olarak. Size yardım ederiz bahanesiyle Kırım'da bizden toprak aldılar. Yani şu andaki durumu küresel dünyada sadece Ukrayna üzerinden okursak hata yapmış oluruz. Çok yani doğru. Ukraynalılar tabii ki şu anda burada haklılar. Bağımsız bir ülke, bağımsız bir toplum. Evet. Ancak bana öyle geliyor ki Batı'nın yüzüstü bıraktığı, Batı'nın kandırdığı, Almanya'nın, Fransa'nın, Amerika Birleşik Devletleri'nin vaatler vererek bunları Ruslar üzerine bir şekilde Rusları kışkırttığı bir ortam oluşturdular. Bakın yani Donbas sorunu aslında görüşmeyle çözülebilecek bir sorun. O dönemde kabul etmeyen Zelenski, Ukrayna şu anda o şartları kabul ediyor. Yani. O zaman şey mi oluyor hocam? Şimdi bu bir söz var ya işte filler atlar depreşir, otlar ezilir. Bu biraz sanki öyle bir durum. Yani evet. Gerçekten bir dram yaşanıyor orada. Kesinlikle. Ukraynalılar için bir dram yaşanıyor ama Ukraynalıları savunuyoruz diyen Fransız şirketleri, ne bileyim Total'den tutun İsviçre, Nestle bilmem ne, petrol almaya, gaz almaya devam ediyorlar, yiyecek satmaya devam ediyorlar, banka değil açmaya mi? Devam. Hani siz Ukrayna'yı düşünüyordunuz? Ya. Hani orada savaş vardı? O zaman siz bu savaşın parasını siz ödüyorsunuz Ruslara. Yani o kazandığınız parada Ukraynalıların kanı var. Avrupalılar bunu düşünmüyor ama. Bakın evet. Tarihte biz bunları yaşadık. Türkleri yaşadık. Keşke Ukraynalılar Türkleri dinleselerdi. Türklerle daha yakın ilişki kurup. Çünkü bizim Ruslarla en azından son dönemde tabii ki her konuda anlaşamıyoruz biz Ruslarla ama anlaştığımız konular var ve Rusların diplomasi stilini biliyoruz. Belki Ukraynalılar da biliyor onların diplomasi stilini ya da huylarını, genlerini. Evet. Ama seçimleri var mıydı hocam sizce? Yani seçme tabii şansları. Bana göre seçimleri vardı. Ha vardı yani anladım. Bu savaş çıkmadan önce bana göre uzlaşma olabilirdi. Evet. Ama sanki bana öyle geliyor ki yani
ben Ukraynalıları demiyorum. Bakın Ukraynalılar, ben birçok defa Odessa'ya gittim, Ukrayna'ya gittim. Gerçekten çok seviyorum Ukraynalıları. Evet. Bize de yakın hissediyorum ben. Evet. Yani Türklere de yakın bir toplum. Hatta akrabalık bağlarımızın %30 %40 civarında olduğunu da söyleyebilirim. Bugünkü Herson'dan tutun işte Kırım'a kadar buralar peçine Kıpçak Tatar yurtları yani, evet, tarihte. Evet. Evet. Slavlar daha yokken bugünkü Herson'da Peçenekler vardı, Tatarlar vardı Kırım'da. Abi, evet. Ama şöyle şey yapmak lazım. Yani ben şöyle görüyorum. Zelenski acaba kendi başına mı hareket ediyor? Yoksa evet, Amerika Birleşik Devletleri ona ne diyorsa onu mu yapıyor? Bunu peki, sorgulamak. Şöyle yapalım mı hocam? Bu söylediklerinizin arka planını bir turda söylemek, konuşmak istiyorum. Şimdi yanımızda İvan Pavli Bey var hoca, Yeditepe Üniversitesi'nden. Bir iki soruyla öyle devam edip dönelim mi size müsaadenizle? Tabii ki, tabii ki. Evet. Şimdi İvan Hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi bize böyle hemen şey garip geliyor biraz. Nedir o? Yani birisi çok güzel Türkçe konuşunca önce soruyoruz Türk müsünüz, nereden falan, anne baba vesaire. O yoksa hoşa da gidiyor ama aslında Türk dili çalışmaları dünyada pek çok yerde başarılı bir şekilde devam ediyor. Ve siz öyle bir seçim yapıp girdiğinizi anladığım kadarıyla. Biraz bahseder misiniz ondan? Önce sizinle. Evet. Ukrayna'dan da olduğunuzu da söyleyelim. Evet, ben Kiev'de Dil Bilimleri Üniversitesi'nde Türkoloji bölümüne girdim. Seçtim Türkoloji bölümünü. Hocam bir dakika, bir dakika. Evet. Bu çok yeni bir bilgi. Ben biliyorum ama bunu burada altını çizmiş olalım. Kiev'de Dil Bilimleri, evet, Üniversitesi var. Var, evet. Ha, bakınız, linguistik üniversitenin dil bilimleri. Yani. Linguistik üniversitesi var. Evet. Yani bizdeki gibi üniversitelerin içinde, hı-hı, ufak bir bölüm değil. Üniversitenin kendisi dil bilim üniversitesi. Evet, evet. Ha. Kendisi, yani doğru. Bunun altını çizmiş olalım. Değil mi? Evet. Yani ne kadar detaylı çalışılabileceğini de orada. Hı-hı. Evet. Bunun altında. Evet, bunun içinde böyle diyelim Doğu dilleri branşı vardı. Vardı ve evet, orada ilk açılan Türk dili edebiyatı Türkoloji grubuna 93 yılında girdim. Girdin. Çünkü ben biliyorum, evet, Moskova'da da var hocam. Evet, bir tane var böyle. Tabii ki. Yani bir ikincisi de olabilir Rusya'da, bilmiyorum. Ben çok şaşırmıştım. Dil, evet, Bilim Üniversitesi'nden. Öyle var. Evet. Efendim? Doğru. Tabii ki öyle de var. Doğu Dilleri Üniversitesi de üniversite, var orada Moskova'da. Yani bizde bölüm. Halbuki, hı-hı, ne kadar güzel olur değil mi? Yani düşünsenize şimdi Türkiye'de yani böyle bir. Yani örneğin Taras Shevchenko Üniversitesi var. Yani ha, Kiev'in bir numaralı üniversitesi. Evet. Orada Türk dili bölümü var. Orada dil, orada da Doğu dilleri bölümü var. Ama üniversitenin ama o bir üniversite, bölümü. O evet. Bu sadece diller bu, için. Diller için bir üniversite. Evet. Harika var bir şey ya. Bir şey. Yani evet, oradan mezun oldunuz, evet, değil mi? Evet, oradan mezun oldum. Yani şöyle diyelim ki eski sistemle uzman 5 sene okuduk. Hem bakaloria hem master sayılıyor. Birlikte. Yani. O yüzden evet, sonradan birlikte. Azerbaycan'da direkt doktoraya girdim. Çok güzel. Orada da Ukrayna edebiyatının Azerbaycan diline çevirileri üzerinde edebiyat direkt üzere bir doktora yaptım. Evet. Evet, valla hoş geldiniz yayınımıza. Çok teşekkür ederim. Bu çok kıymetli. Şimdi ben nereden başlayacağımı, ne yapacağımı bilemiyorum. Bir insanın ülkesi. İşte Kamil Hocam da söyledi, saldırı altındaysa ne denir, ne sorulur, ne yapılır değil mi? Öncelikle diğer hocalarıma sorduğumu da size sormuş olayım. Yani bunun adını acaba koyamasak da koymaya çalışabilir miyiz? Ne oluyor? Görüyoruz, saldırı var vesaire, arkamızda haritada var. Birazdan kalkıp onu da anlatırız. Tabii ki bu bir işgal, diyelim işgal girişimi. İşgalle bitecek mi, bitmeyecek mi Allah biliyor. Ben inanmıyorum onun işgalle biteceğine. Bir dakika, yani işgal ile bitip bitmeyeceğini bilmiyoruz diyorsunuz. Bilmiyoruz diyorum ama, evet, ama böyle ben tam inanıyorum ki işgal olmayacak. Hmm. Sonuçta işgal olmayacak. Olmayacak. Tam eminim. Ama yine Allah biliyor bu tabii, işi. Tabii. Şimdi bir şey, bu en son söylenen bir şeye burada cevap vermek istiyorum. O Zelenski'nin kendisi mi böyle davrandığını yoksa Amerika tarafından yönetildiğini. Şimdi Zelenski kimse tarafından yönetilemiyor. Zelenski'nin o Ukrayna halkının istediğine karşı bir adım yapması üzerine o halk
onu kabul etmez. Halk ne Kırım'ın Rusya'da kalmasını, ne Donbas'ın, ne Lugansk'ın hiçbir şeyin kalmasını ve herhangi bir anlaşmaya imza atmasına izin vermez. Yani gerilla savaşı mı olacak, büyük savaş mı olacak ama halk %100'e yakın seviyede silahlı ve buna izin vermez. Vermezler. Evet. Yani o yüzden o zaman bölünmeye, parçalanmaya gidiyor Ukrayna. Yani Zelenski'ye bir şans verilmişti ilk günlerde. Amerika başkanı işte istersin buyur gel Amerika'ya. Hayır dedi ve halkla durdu ve halkın istediğinin üzerinde durdu. Tehlikeye maruz olarak kaldı. O yüzden kahraman oldu. Evet. Alkışlıyoruz diyoruz tamam böyle. Yani burada maalesef durum şöyle, kazanmaktan başka çaremiz yok. Ya o bir söz vardı Azerbaycan'da, ya Karabağ ya ölüm. Evet. Bak burada böyle bir durum var. Ya kazanırız ya Ukrayna halkı mahvolur. Değil mi? Katliam olarak diyelim. Yani şu an şunu görüyoruz. Siz de söylemiştiniz ki iki taraftan çok insan ölüyor. Tabii. Rusya'dan binlerce insan ölüyor. Tabii. Ama kim? Sadece askerler. Belki orada çocuk da var. 18-19 yaşlarında canım, oraya gönderilmiş çocuk var. Tabii. Tamam acıyoruz. Ama ama bizim taraftan kim ölenler var? Ya. Bebekler, kadınlar, yaşlılar hiç savaşla alakası olmuyor. Yani bütün şehirler. Tehdit oluşturmayan. Yani bu tehdit oluşturmayan. Yani bu bir savaş hukukunun pozisyonu. Evet. Bu büyük bir suç. Tabii. O suçun daha hesabı sorulacak. Tabii. Buna tahmin ediyorum. İnşallah o da. Hatta bir tiyatro mu sinema salonuna sığınanlar, orada işte güvenli diye sığınanların üzerine bomba atılıp. Çocuklar diye yazıldı büyük harflerle. Evet, değil mi üstüne? Ve hala şeye ulaşılamadı. İçeride kaç kişinin, kaç yüz kişinin olduğu, üstüne bina bombalanınca çöktü. Çok zor. Bunları da konuşmak çok zor ama. Dünyaya yenice gelmiş çocuklar var doğum evlerinde. Ya bir de o var. Ama o burada da Halep oldu. burada da yani okullar bombalandı. Yani onu diyeceğim. Şimdi İvan hocamdan ben Kamil hocama gelmek istiyorum. Çünkü başlangıçta iyi bir giriş yaptınız hocam bu alanda. Biz bu Rusya'nın şeyini hani anlamaya çalışsak da aslında bir fazla da bir şey yaramıyor. Çünkü olan oluyor değil mi? Yani burada. Peki biraz daha geriye gitsek, tarihsel sürece bir baksak. Şimdi Rus'un ya da bu kararı veren Moskova'daki insanların zihninde Ukrayna hakikaten kendilerinin yarattığı, işte zaten biz olmasak orası olmazdı diye mi? Yoksa Rusluğun ya da Rus İmparatorluğu'nun doğduğu yer hasebiyle mi şeyi var? Yani onu anlamaya çalışıyorum. Yani sonradan ıstınai mi, oluşturulmuş bir şey mi? Burada hocam farklı açılar var. Mesela tarih açısı çok önemli dedi. Hukuk açısı çok önemli dedi. Savaş hukuku çok önemli dedi. Askeri güç çok önemli dedi. Ama bunların hepsiyle beraber halkın iradesi, halkın katiyeti. Tabii. Mesela ben hayret ettim ki yani bu halka, yani Ruslar işgala başlayandan kaybettiler. Yani bu işgal. Bak bir dakika hocam bir daha söyle. Rusya ya da Ruslar dediniz siz işgale başladığı anda aslında savaşı kaybetti. Çünkü haksız bir savaşa girdiler. Evet. Hakkı, adaleti olmayan savaşa. Ben Rus karşıtı değilim. Evet. Moskova'da da çok okuduğum, staj yaptığım çok güçlü bir bilimi var. Evet, söhbet bundan gitmiyor. Her, her milletin içinde iki millet var. Bunu kendileri söylüyorlar. Evet. Her milletin içinde iki millet var. Zalimlerin tarafında olan, mezlumların tarafında olan. Doğru. Bunun dini boyutları var, psikolojik boyutları var, sosyolojik boyutları var. Ama burada haksızlık göz önünde de. Bunu renklemeye olmaz. Zelenski, ben katiyetle söyleyebilirim ki Zelenski halkının iradesini ifade edilen bir liderdir, önderdir. Evet. Halkın iradesini aynen Atatürk nasıl İstiklal Savaşı'na başladı ve hilafet adlı şeyi kaldırıp o
ateşin içinden, yani sönen ateşin içinden külü değil ateşi götürebildiği, indi de Rusya karşısında Ukrayna ile bir duruma gelmişti. Yani o zaman halkını temsil eden. Aslında bir istiklal savaşıydı bu. Tamam. Peki sizce yani tarihsel olarak Rusya burayı kendi gördüğü ve geri, madem siz burada yapamıyorsunuz dedi mi? O mu yani anlaşılması gereken? Yok. Rusya köyün eski Sovyet şeyi var. Velikoros şovinizmi, büyük Rus milliyetçiliği, aşırı milliyetçiliği. Tamam. Ve bir devlette üst düzeyde olması. Hem sayıca, hem tuttuğu şeylere göre, mokelere göre, askeriyede gücüne göre. Tamam. Yerde kalan halklara hep yukarıdan bakmış. Hmm. Büyük kardeş değiller bizde. Büyük kardeş edası. Abilik yapıyor. Ağalık yapıyor. Abilik. Ağalık. Ağalık. Aslında ağalık. Ağalık. Evet. Ve tarih boyunca ta 9. yüzyılda Kiev Rus devletinden başlayarak günümüze kadar ve Sovyet dövründe, biz 50-60 yılda Sovyet şeyinde yaşadık. Benim de hayatımın gençlik sesi, orta yaşlar o devlet tesadüf edir. Ben gördüm ki bu devletin içinde ümit veren Ukrayna'da en çok. Sonra Azerbaycan Türkleri var, Özbek Türkleri var, Gürcüler var. Tabii. O zaman aykırı düşünenler vardı, disidentler. Aykırı düşünenler. Biri de bizimle Ukraynalı okuyurdu. Evet. Bakü'de, üniversitede. Valeri Marchenko, Allah rahmet eylesin. Hepsettiler. Bir nenesi vardı, annesi yok. Nenesi. Annennesi. Evet. Ya babaannesi. Bir nenesi var. Hiçbir şey yoktu ama çok güzel şarkıyaçıydı, okuyurdu. Sonra yavaş yavaş o kendisi söylemez dedi şeyi. Biz gördük ki bu bizim Sovyet sistemine karşı olan bir adamdı. Uyku kimi gelirdi bize, rüya kimi gelirdi o zaman. Evet. Ve o bize ele güzel sohbetler edirdi ki. Ne anlatıyordu yani orada bir... Onun anlattığı buydu ki Ukrayna bu sistemde yaşayabilmez. Sizi İlginç. Bilmiyorum, indi öğrenirim sizi. Belki siz de öyle olacaksınız. Gürcüler de öyle olacak, Ermeniler de öyle olacak. Bu sistem... Yani Sovyet çökecek diyordu. Sovyet çökecek. Dağılacak Sovyet ya sistemi da. Çünkü başkasının hakkını taptalamak, yemek, anladım. Onu silmek, asimile etmek düşüncesindeydi. Evet. Ve bir fikir adamı kimi bunu esaslandırırdı, örnekler verirdi. Ama o zaman bir ütopya olarak anlatıyordu bunu belki. Ama o zaman bu fikrin taşıyıcıları Sovyetlerde vardı. Onları psikiyatrik hastanelerde yatırırdılar. Ya böyle konuşanlar. Öldürürdüler ve sürürdüler. Bunlar ve 80'li yıllar mı 70'li yıllar mı? Yok, bunlar bu Sovyetler bir yarandığı kurulduğundan beri. Ama sizin hocanız, konuşan hocanız ne zaman anlatıyordu size öğrenciyken? Yok, Marchenko bizim talebe yoldaşımız, öğrenci yoldaşımız. Kaç yıllarında? Ben okumuşum 65-70 arası. 65-70. Yani 60'lı en güçlü olduğu zaman yani. Soğuk Savaş'ın. 3. sınıfta falan da okurken gitti. Evet. Ve Kiev'de hapsolundu ve kayboldu. Görüyor musun? Sırf bu fikirleri yüzünden. Kayboldu. Adam kayboldu. Öldürdüler çok güman ki öldürdüler. Veyahut da ki hastanede falan da o psikiyatrik balinsa hastaneler çok dehşetlidir. O Lenin'in icadıdır, Stalin'in icadıdır. Ve onu devam ettirmiş Sovyet sistemi akra kadar. Çok önemli insanlar var. Mesela Gürcülerden var, Ermenilerden var, Azerbaycan Türklerinden var. Onlar sistemi kabul etmediler ve sistemin çürüklüğünü gösterdiler. Evet. Mesela asimile prosesinden, asimile sürecinden bir defa bir sohbet etsek çok ilginç meseleler var. Abi, neler yani fazla bilinmeyenler. Neyle başlamış. Evet. Ve tarih boyunca böyle bir amil var, böyle bir olgu var. Osmanlı gitgide zayıfladıkça, yani artık Kanuni, Fatih'in dövründeki, Kanuni'nin dövründeki, ondan önce Selim'in vaktinde, Şah Selim'in vaktinde, ya, o gitgide zayıfladıkça 17. yüzyıl falan Rusya güçlenmeye başladı. Evet. Çünkü Korkunç İvan'la ta Deli Petro'ya kadar, birinci Petro diyelim. Birinci Petro'ya kadar
bu süreci bir şekilde yaşamaya başlıyor. Peki burada ve güçlenmeye doğru gidiyor imparatorluk. Bizde Deli Petro diyor mu? Orada Peter the Great değil mi? Yani yüce büyük Petro'dan bahsediyor değil mi? Bizde nedense yok, öyle denmiş ama. Rus devletinin temeli Kiev Rus devletinde kurulur. Evet. Yani Kiev Rus devleti Rus devletinin anasıdır. Evet. Annesi. Anladım. Kuruluş orada. O zaman Ukrayna'yı ve ilk defa Poloveslerle yani Kıpçaklarla savaş da orada olup ve kan karışıp ve dini açıdan da Ruslarla Ukraynalıların farkı var. Hı. Yani orada Rusların hepsi %95'i şeydi, Polovesti, Ortodoks. Ortodoks. Ortodoks, evet. Ortodokstu. Evet, evet. Başkentleri de İstanbul'dadı, hep gözleri de İstanbul'dadı. Hmm. Ve bu pravoslavlığın, ola pravoslav değiller, Ortodoks değil mi? Pravoslavlığın veya Ortodoksluğun merkezi İstanbul olduğu için bunu hiçbir şekilde kabul etmiyorlar. Özellikle Stalin vaktinde defelerle uyarılar oldu. Değil mi? Defelerle. Tabii. Ve bunu Ukrayna'dan biz duymadık hiçbir zaman. Burada söhbet dini bakıştan gitmiyor. Dini bakış başka bir şeydir. Evet, baş. Ama Ukrayna halkı adaletli bir halktı. Ukrayna halkı çalışkan bir halktı. Ve Ukrayna halkı anti-Sovyet bir halktı. Anti-Sovyet. Anti-Sovyet. Yani Sovyet, Sovyet Sovyetleri üzvü şekilde kabul etmeyen birinci halktı. Birinci ben bunu değil mi? Şey için demirem yani. Laf olarak söylemek istemiyorum. Bunun temelleri anladım. Var. Tabii. Çünkü dil asimile olan da diller. Rusçadan başka diller ve yani artık bir dil olsun. Rusça olsun. Üniversitelerde, okullarda falan da ilk itiraz edilen Ukrayna oldu. Ve bu harekat sonra yavaş yavaş Kafkaslara geçti. Orta Türkistan'a ve Baltık yanı ülkelere. Orada da çok güçlü oldu. Bir itiraz yaşandı. Burada söhbet milliyetçilikten gitmiyor. Moskova televizyonunu ben dinliyorum. Evet. Tesis kullandığı bir şey Ukrayna milliyetçileri. Hmm. Ukrayna milliyetçileri Ukrayna milletini sevenlerdi. Ama onlar İtalyanlar kimi, Ermeniler kimi mono etnik değiller. Değil, çok fazla Ukrayna'da var. Ukrayna'da çok mi? Fazla milletler var, halklar var. Orada çalışırlar, orada yaşayırlar, orada evlenirler. Tabii. Ben bir defa uçakta gelirdim, bir hanımefendi oturmuştu. Evet. Yaşı olardı 20-25 falan. Gördüm ki onun elinde kitap var. Böyle gözümün ucuyla baktım, gördüm Kur'an'dır. Evet. Rusça Kur'an. Ya Ukraynca Kur'an. Evet. Gördüm okuyor. Dedim ki çok özür dilerim. Siz ne için onu okuyorsunuz? Yakın Ukrayna böyle Türk'le evlenmek istiyorsunuz. Dinini öğrenirsiniz. Evet. Dedi hayır, benim nişanlım Ukrayna aldı. Ama ben bunu... Ona göre okuyorum ki adaletli bir kitaptı. Yeni kitaptı. O, Şema kitabıdır. İlgi görüp okuyor. Ya, adalete göre okuyorum. Evet, adilliğe göre okuyorum. Doğru. Ve doğru. Bu beni çok etkiledi bu söz. Ukrayna halkında böyle bir şey var. Haksızlığa karşı çıkar halk olarak. Anladım. Haksızlığa karşı çıkar. Ve indi de gelip onun vatanında eğer onun evladını öldürürsense. Yani. Onun babasını öldürürsense. Mesela İvan Bey'in babası Kiev'dedir. Yaşlı adamdır ama ben bilirim ki İvan'ın kalbi oradadırsa. Evet abi onu işte yanında. Diyorum. Onun için ne soracağımı bilemedim. Bu açıdan ben öyle düşünürüm ki bu o kadar haksız ve açık bir haksızlıktı ki. Zulme dönüşüyor. Zelenski hakkında Salih Hoca dedi o bir düşüncedi. Evet, o bir fikirdi. Şimdi saygı o zaman duyuruz. Şöyle yapalım. Ama artık Zelenski bunu ispat etti. Anladım. İspat etti. Ne için? İnsanın hayattan kıymetli hiç neyi yoktu. Doğru. İnsanın vatanı ve hayatı. Değil mi? O hayatını ben bildiğim kadar en az 10 defa ölüm şeyine girdi, tehlikesine. Açık şekilde savaş meydanına gelir. Anladım. Konuşmalarını ilir. Evet, Batı haksızlık etti. NATO doğru. Haksızlık etti. Doğru. Ama bu haksızlık... Peki o zaman tarihsel... Salih Hocam, şimdi... Kiev bölgesi Rusyası ile günümüz Rusyası aynı mı desem? Yani çünkü ya, temel orada. Evet şimdi Ruslar tabii tarihe vurgu yapıyor. Evet. Şimdi Ukrayna'ya girerken diyor ki burası bizim ana vatanımız. Heh.
Tıpkı bizim Bu nedenle değil mi hocam? Bizim ana vatanımız Altaylar şu anda Rusların biliyorsunuz coğrafyası Hocam içerisinde. yeni kapılar açmayalım. Yani ne olur ne olmaz ciddi. Yok, bu biz Ama bilimsel şaka bir bakıyoruz yana. piyasada ne Hocam yapıyoruz. kaçıncı yüzyıl? Bize yüzyıl da verseniz. Çünkü ben aklımda kalan bilgi kırıntılarında o bölgeye Avrupa kıtasından işte o Gotların işte Vizigotlar vesaire de vardı ya bunların Kürt ticareti içinde bu Rusya diyeceğimiz o bölgeye Kiev bölgesine geldiği böylesi bir ilişkinin de olduğunu biliyorum. Ama ilk yüzyıllar yani bunlar. Şimdi Kiev aslında 10. yüzyıl mı diyeceğiz? 9. 10. yüzyıl diyoruz bu Kiev Evet. Rusyası'nın Aha, ortaya çıkışını, o 9. devlet olarak ortaya çıkışını. Aha, evet. Ancak bunun öncesi var tabii ki. Şimdi şöyle diyoruz. Evet. Ya bu Rus nereden çıktı? Bu Slav nereden Ha, çıktı? onları biraz İşte bu Slavlık, Rusluk nereden geliyor? Bu Evet. Slav dediğimiz zaman, Rus dediğimiz zaman Ne o Kiev anlamamız? Rusyası'nı gerçekten karşılıyor mu? Bunu açıklamamız lazım. Evet. Ya yani o 10. yüzyıldaki Kiev Rusyası ile günümüz günümüz Rusyası arasında %1000'lik fark var artık. Yani o Anladım. günü Çok farklı yapılar. farklı yapılar. Onu da şöyle söyleyelim. Bakın, o dönemde buralar baktığımız zaman işte Atilla Avrupa'da, Macaristan'da, bu bölgede Peçenekler, Evet. Uzlar bu bölgede işte Türkler Orta Asya'dan göç etmeye başlamışlar. Karadeniz'in kuzeyinden batıya doğru, Balkanlara doğru iniyorlar. Ve bu coğrafya artık Çok güzel. duraksadığı, bir kısmı yaşadığı ana coğrafyalardan birisi olmuş. Ve burada özellikle Fin-Ugor kavimleri, Varekler yani İsveçliler dediğimiz ve bugünkü Rusların kendilerinin ataları olarak gördükleri kabileler yaşıyor. Ve o Yani kabilelerde çoklu etnik gruplardan bahsediyoruz o bölgede. kesinlikle, Evet. kesinlikle çok etnik gruplar var Aha. ve bu bölge Dinyeper Nehri o dönem itibariyle de geçiş bölgesi. Yani bugünkü Kiev bölgesi aynı zamanda bu kabileler korunabileceği Aha. ve göç alanı yani ticaret alanı içerisinde olan bir bölge. Bugün bu Herson dediğimiz Kırım bölgesi deniz ticareti, bugünkü Kiev bölgesi de aynı zamanda kara ticaretinde önemli. Ve oradan Varekler dediğimiz İsveçliler geliyorlar. Finugarları, burada Varek toplulukları da yaşıyor. Yani İsveçliler de yaşıyor Evet. bugünkü Kiev bölgesinde. Aha. Finugarları, Varekleri ve şu anda Kiev Rusları dediğimiz oradaki o Slav o dönem itibariyle tek bir çatı altında toplayarak Kiev Rusyasını Evet. oluşturuyorlar. Biz bunlara da Devletleşiyorlar. Devletleşiyorlar değil mi? Evet. Evet, Öyle. Rus tabiri ilk defa bu dönemde zaten Bizans kaynaklarında ortaya çıkıyor. Peki manası hocam var mı? Yani bir şey delalet ediyor mu? Rus denince bir kelimeden alıntı falan. Şimdi bu Rus dediğimiz zaman bunlara ya kayıkçı deniyor. Yani o Dinyeper Nehri'nden Karadeniz'e kadar kayık işleriyle uğraşan göçebeler anlamında bir anlam var. Ya Bir de onlara Rus deniyordu öyle mi? Rus Devlet kelimesi, olmadan evvel. evet. Ha. Kendi Rus kelimesi değil. Değil. Ha. Alıntıdır. Alıntı. Evet. Evet. Bir de Varek Beyinin ismi. Yani aslında bu Rusça bir, Slavca bir kelime değil, İsveççe bir kelime. Bir Ha, anlamı da evet. diyorlar Evet. bunu Rus tabiri Vareklerden geldiği İskandinav için halkı kelime anlamında. Slavca değil. Evet. Evet. Yani demek istediğim şu andaki Rus kimliğiyle o 10. yüzyıldaki biraz daha geriye gidelim 8. yüzyıldaki Kiev Rusyasındaki Rus tabirinin aynı olduğunu söyleyemeyiz. Anladım. Yine Slav Ha, mesela onu soracağım. Peki Slavlar. Slav deyince ne anlamamız gerekiyor? Şimdi Slav deyince o bölge biraz önce dediğim gibi göçebeler sıkça yaşadığı için Evet. burası kölelerin toplandığı, satıldığı ana merkezlerden birisi. O Yani zaman orada teori göçebelerin doğru mu toplandığı. hocam? Bu slave'den geliyor gibi. Slav, slave, köle. Bu tabii ki şöyle baktığımız zaman bakın Araplar buna Sakalip diyor. Emeviler döneminde, Abbasiler döneminde. Ama bu Slav tabiri sadece Rusları ya da oradaki o şeyleri değil. Tüm Türklere de Sakalip demişler.
Ne bileyim oradan topladıkları Kıpçaklara da Sakalip demişler. Bunları Suriye'ye götürmüşler, Mısır'a götürmüşler. Emeviler kullanmış mesela şey olarak. Grekçe aslında baktığımız zaman Eskalabos yani Sloven, Slav anlamında yani göçebe olan tüm topluluklar için bu tabir kullanılıyor. Sadece Rusları temsil etmiyor. Burada Türklere de burada Slav o dönem itibariyle Slav demişler. Yani genel halk toplulukta o bölgede yaşayanlar anlamına mı? Öyle değil. Evet. Mesela bizim Rum diyarı Rum diyoruz. Slova, Polonya. Ama Malta etnik grupları da kapsıyor anladığım kadarıyla. Tabii Çek, Sloven, hepsi, işte Slovak. Hepsi içinde. Bunu daha da ileri götürüyoruz. Bunlar çünkü göçlerle birlikte Balkanlara doğru gidiyorlar. Bugünkü Sırplar, Hırvatlar baktığımız zaman işte Bulgarlar günümüzdeki bir kısım Yunan işte onları da Slav ırkı içerisine Greklerin bir kısmının işte sonradan Slavların Grekleşti ya da bir kısmının Slavlaştığı gibi tabirde kullanıyorlar. Ama ilginçtir şunu söyleyeyim bakın evet. Bizans kaynaklarında biz her ne kadar bölgedekileri bazen Slav olarak nitelendiriyoruz ama evet. Bizanslar bunları İskitler olarak nitelendiriyor. Bizanslar öyle söylüyor. Tabii Bizans kaynakları evet. 6. yüzyılda bölge itibariyle İskitler diyor bunlara. Evet. Yani İskit kelimesinden de bu Slav'ın çıktığıyla ilgili evet. bazı akademik anlamda hala tartışmalar devam ediyor. Evet, ama çok şuna bak lazım. Biraz önce işte Kamil Hocam dedi. Yani bu Ukraynalılarla Slavlar, bugünkü Ruslar aynı ırktan mı? Yani akrabalıkları olabilir. Evet. Eğer DNA olarak bunları ölçecek olursa bugünkü Ukraynalıların Ruslarla değil Türklerle daha çok akrabalıkları çıkar. Ukrayna. Hocam o zaman şöyle yapalım mı sevgili Salih Hocam? Şimdi 2-3 dakikamız var. Şeye nedir o? İvan hocama onu sorayım Ukrayna'yı oradan diye. Evet. Ufak bir aramız olacak ama devam edeceğiz yine. Peki İvan Hocam o zaman Ukraynalı kim? O, ya da o, evet öyle mi diye Ukrayna. Evet. Nereden geliyor? Tabii ki, etimolojisi. Ukrayna. Evet. Biliyor musunuz? Var mı ya da? Şimdi Krayina sözü, Krayina ülke demektir. Diyar ülke. Diyar ülke Ukrayna. Rusça'da. Ukraynaca. Evet. Evet. Yani Slavca'da. Slavca'da. Tamam. Evet öyle. Tamam. Yani diyar, diyar olarak. Diyar ülke. Ha, ama o... tarihi meseleler çok karışık. Tabii. Çok tartışmalar da var. Tabii. Yani tabii bilinen olgular var, faktlar var. Evet. Ve onlar üzerinde konuşabiliriz. Ama çok ama işte o Rus sözünün mesela menşei, kaynağı o da biraz tartışmalı. Oradan kimse değil tam mi? Bilmiyor. Ama yani. En azından bir yani. Sunmuş olduk. Hem evet, Kamil Hocam evet, hem evet. Salih Hocam. Peki yok, ben size... Ukrayna'nın büyük bir Türkolog alimi var. Kırımski. Evet. İşte ona geleceğiz. Onun çok güzel kitapları var. Ya onu bir de Trabzon şeyi var evet, değil mi? Trabzon linki var ama... Var. İvan Hocam asıl ben şunu sormak istiyorum. Şimdi Ukrayna ve Türk halklarının bu Rus ve Ukrayna yani kültürüne olan... katkıları. Çünkü o bölgede Malta etnik dediğimiz çoklu etnik gruplar var. Türkler de yaşıyor orada. Evet. Değil mi? Doğru. Nasıl bir etkileşim var? Nasıl bir kültür oluşumu sağlamışlar? Edebiyat açısından da yanıt veriyorsunuz. Yüzyıllar boyunca Kırım'daki Türkler, Kırım Tatarları ve Ukraynalılar arasında çok işbirliği olmuştur. Ha. Şimdi böyle 17. yüzyılı konuşursak evet. o zaman Polonya ağalık etmeye çalışıyordu Ukrayna. Ukrayna hep Polonya'ya karşı savaştı. Çok ilginç. Şu an Polonya'ya en çok yardım elini uzatıyor. İşte en çok o zaman şimdi. En büyük düşmandı. Ya, şimdi ya. O zaman mesela Kazaklar yani Ukrayna savaşçıları Polonyalılara karşı savaşırken bazen Kırım'dan Türkleri de gelip yardımcı oluyorlardı. Türkler yardımcı oluyordu. Evet yardımcı oluyordu. Böyle işbirliği de vardı. Ha. Ve hatta Kazak yani savaşçı topluluk Kazak. Kazak sözü de Türk sözü. Kazakların ataman var, otaman yani ataman. Ataman yani onların başkanı evet, ve evet. çok terimleri Türk kökenlidir. Evet. Böyle o, bir o şey zaman var, bir evet. grup olarak Kazakları bizim biliyorsunuz Türkçe'de Kazak erkeği diye bir şey var. O da işte nedir o? Yani aile içinde dominant bir karakter ama aslında unuttukları bir şey var. İki tür erkek var evet. biliyorsunuz. Birisi
doğrudan eşinin, hanımının söylediklerine itaat eden, diğeri etmediğini zanneden, ona kata, şey, kazak erkeği diyorlar burada. Ama hanım köylü ve... Evet, gerçekten evet. Yani kazaklar, tabii ki kazaklar bu, öyleydi. Çoğu zaman bir kadınlarını, yani çocuklarını bırakıyorlardı. Hmm. Gidiyorlardı Zaporojye'ye, orada bir yerde kamplarda birlikte yaşıyor. Evet. Onları, o kadınları ve çocukları korumak için savaşçı toplulukları yaratıyorlar. Böyle oluyor. Onlar böyle insanlar. Böyle. Evet. Peki, şimdi ufak araya gideceğiz. Aslında ikinci bölümde buradan topladığımız bilgiler üzerinden ben şöyle cümleyle ikinci bölüme başlayacağımızı söyleyeyim. Acaba geçmişin hayaletleri üzerine gelecek inşa edilebilir mi? Rusya bunu yapabilir mi? Efendim, kısa bir aradan sonra yine birlikteyiz. Efendim, ikinci bölümde yine birlikteyiz. Birinci bölümde biraz arka planı vermeye çalıştık. Rusya, Ukrayna nedir, kimdir, ilişkiler ne? Acaba efendim kuruluşa endekslenmişse bir tarih, o kuruluştaki Rus mudur, değil midir? Bütün bunları anlattık. Hatta bu çalışmalarda sağ olsun İvan hocamla da konuşurken Dil Üniversitesi ne kadar güzel. Kamil Hocam da ekledi. Dedi Bakü'de de var öyle bir üniversite. Benim temennim olduğu için, gerçekten çok istediğim için böyle altını çizerek söylemeye çalıştım. Ama bütün burada anlatmaya çalıştığımız efendim Karadeniz bir Türk gölü iken daha dün gibi işte Kırım'ın gitmesiyle efendim Osmanlı İmparatorluğu'nun artık nihayete ermesi, özellikle Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra bölge şekillendi. Şekillendi ama şu an Rus saldırısı, yani buna savaş mı diyeceğiz, bir saldırı, bir de direniş var. Bunun adını koymak lazım. Ateş altında, dikkat ederseniz Rus tarafına olan, sınırına olan bölgeler. Bir de tabii bu arada güney taraflarında gerçekten bir kuşatmaya alma çabası var. Belli ki bu sistematik, efendim, daha önceden düşünülmüş, planlanmış harekatlar. Ama eğer uluslararası yorumcuları dikkate alırsak, burada söylenen bir şey var. Maalesef Putin öyle 3 günde ben Kiev'i alırım, bu iş biter, oradaki hükümeti de kendi kukla hükümetimle dönüştürürüm, çıkarım ya da çıkmam, devam ederim şeyi. Ama bu gerçekleşmedi. Çünkü burada anlatılanlardan da eminim siz de bu konuda hemfikir olabilirsiniz. Öyle kolay yutulur lokma olmadıklarını Ukraynalılar söylediler. Oradaki çoklu etnik kültürün büyük büyük bir etkisi var. Çünkü bu bir bağımsızlık, yani bağımsız olmuş bir devletten bahsediyoruz zaten. O nedenle birinci bölümün sonuna doğru bir cümle söyledim. Geçmişin hayaletleri üzerine, bu çok önemli bence, bir Rus imparatorluğu ya da herhangi bir imparatorluk yeniden tesis edilebilir mi? Şu an bu şehirler, özellikle Mariupol, düştü düşecek ama müthiş bir direniş var. O bir taraftan devam ederken yukarıdan, kuzeyden Kiev'e doğru bir muhasara harekatı var. Ve gökten, hani burada biz yağmur yağdı, kar yağdı diyoruz, orada devamlı bombalar yağıyor. Ve tabii bu aynı zamanda telafisi ve tedavisi imkansız travmalara yol açıyor bu çocukların üzerinde. Bir de böyle bir şey var. Yani biz hep böyle ölenlerle, yaralananlarla bir sayı tutulmaya çalışılıyor. Ama bir süre sonra bu insani kısmı, insanlığın dramı maalesef unutulabiliyor. Yani buralar birer yangın yeri. Peki Batı ne yapıyor? Oraya da sağ olsun Salih Hocam da, Kamil Hocam da değindiler. Bir gaz şeyimiz var, bundan sonraki görselde göreceksiniz. Batı acaba kıpırdayabiliyor mu? Kıpırdayabilir mi? Bu efendim Avrupa Birliği ülkelerinin Rusya'dan aldıkları gazı gösteriyor. Yani bu siyahlık ne kadar şeyse gelen, bakınız Finlandiya'dan, Estonya, Latvia, Litvanya, aynı zamanda Polonya, Çek Cumhuriyeti, Almanya'ya bakın ne kadar bağımlı yani Rus gazına ve bunun alternatifi yok. Yani bugüne kadar hiç kimse, ya ben bunu bir türlü anlayamıyorum. Yani bu ülkelerin, Almanya'yı alın, Hollanda'yı alın, efendim İtalya'yı alın, parlak, son derece zeki görünen, harika eğitimlerden ve deneyimlerden, bürokrasinin içinde yaptıkları başarılardan
insanlar bir bakıyorsunuz arkadaş ya bir gün olur da böyle bir savaş çıkar, bir şey olur, saldırırsa acaba biz ne yaparızın alternatifi yapılmamış. Şimdi bu tartışılıyor. Yani bu gazı almazsak biz ne yaparız? Kışı nasıl çıkaracağız? Hadi bu kışı çıkardık. E seneye ne yapacağız? Seneye dediğinizde bundan 9-10 ay sonra nasıl olacak ortalık? O soğukta insanlar nasıl yaşayacaklar? Alternatifin olur. Yani düşünebiliyor musun? Bu çok ilginç geliyor bana. Yani okulların, iyi okulların, iyi kariyerler bazen maalesef iyi neticelere yol açamayabiliyor. Bu bağımlılık yüzündendir ki şu an efendim Rusya'ya karşı Avrupa Birliği bir olup bir politika geliştiremiyor. Yani atacak adımları bin defa düşünmeleri lazım. Çok tehlikeli bir durum. Çünkü daha dün Rusya adına konuşan sözcü kendisine sorulan soruda efendim nükleer konusunda ne düşünüyorsunuz? Diyor Rusya'nın eğer varlığı tehdit altına girerse bunu kullanmaktan çekinmeyiz. Yani düşünür müyüm? Yani nükleer opsiyon dahi masada. Ben dün aynı zamanda çok ünlü siyaset bilimci ve tarihçisi Fukuyama'nın bir mülakatına denk geldim bir televizyonda. Rusya aslında oraya girmekle Kamil Hocam'ın da söylediği gibi bu savaşı kaybetmiştir. Yani demek istenen siz çatışmaları şey yapabilirsiniz, kazanıyor olabilirsiniz ama harbi baştan kaybettiniz. Harp kayboldu, yenildiniz diye. Ve bunun aynı zamanda da Rusya'da yakın gelecekte müthiş felaketlere yol açacağının da öngörüsünü verdi. Biliyorsunuz onun meşhur kitabı Tarihin Sonu, End of History diye de böyle bir tezi vardı. O tezde de uyumlu olduğunu söylüyor. Efendim konuklarımızla devam ediyoruz. Görüşürüz. Şimdi Kamil Hocam'la devam etmiştik. Bu siz az önce arada çok ilginç bir şey söylediniz. Bu Rus kelimesinden bahsederken Rus tesmiye derdi eski isimlendirmesinden. Dediniz ki ya bu böyle olamaz çünkü Rusça'da hiçbir kelime R ile başlamaz. Evet, R sesiyle başlayan Rus kelmesi yoktu. Değil mi? Ve ya bizde yumuşak G gibi yani. Rus bilim adamları, tarihçiler, evet. Dilciler... Evet. Rus kelimesinin İskandinav dillerinden, aha, İsveç, Norveç o dillerden geldiğini söylerler ve bundan da çekinmezler. Evet. Ama mesele ondadır ki Rus devletinin, indi Rus bilim adamları yazır onu, temelini atan Cengiz oğullarıdır. Hmm. Cengiz özü gelmemiş topraklara ama Cengiz oğulları özellikle... Yani Cengiz Han'dan mı bahsediyor? Evet, Cengiz, evet, Han. Ha, Cengiz Han diye bilinir burada onun Cengiz için. Han, evet, Cengiz büyük hükümdar, dünyanın bir numaralı askeri savaşçısı. Doğru. Yani o onun torunları Batı Han geldikten sonra evvelce de Poloveslerle, Kıpçaklarla savaş falan olmuş, birliği olmuş, barış olmuş, savaş olmuş ama devlet gibi kurum, devlet kurumu ve bütün şeyiyle yargı, yasama, yürütmesiyle devletin bütün işlevleriyle oluşan devlet bu Rusya karışımdır. Evet. Ve bunu da inkar etmiyorlar. Çünkü burada Avrupalıların da payı var. Tabii. Türklerin de payı var. Moğol. Tabii. Hiç tesadüf değil ki Rusça'da alıntı kelimeler onların kendi kelimelerinden az değil, çoktur. Hmm. Belki de muvazidir, eynidir. Yani diğer dillerin etkisi evet, Rusça. Evet, etkisi. Çünkü halk karışmıştır. Tabii. Halk tabii. Karışmıştır. Ukrayna belki de Slav dillerinin en temizlerinden biridir. En temizlerinden biri. Yani Slavca olan. Peki o zaman orada... küçük bir soru. Direkt o tarafa baktığınız için de. Ukrayna dili Rus dilinden farklı. Tabii ki. Peki Ukrayna'da çoğunluk Rusça bilir mi? Evet, bilir. Çoğunluk bilir. Mecburdu. Yani. Mu, değil mi? Mecburdu. Eğer İmparatorluk, Özbek, Azerbaycanlı, Tatar i̇şte onu bilirse diyeceğim. O da mecburdu. Evet, ortak İmparatorluk. Konuşma dili değil mi? Ya çünkü da... o devletin resmi hüviyeti Rusya'ya üstünlük verildi. Biz mesela tez savunurduk Bakü'de. O Moskva'da, Gök Moskva'daydı. Onlar Gök demirler. Evet, evet. Ali Atistasyon.
komisyonu. Orada oturur 180 Rus alimler. Değil mi? Evet. Peki çünkü o zaman şunu mu diyeceğiz? Asılılık kalsın, bağlılık kalsın. Tabii. O zaman yani o geniş kocaman coğrafyada Sovyetlerin hüküm sürdüğü diyelim ama evet, daha sonradan devletçiklere bölünen o coğrafyadaki lingua franca denilen anlaşma evet, dili Rusça. Doğru değil mi? Tabii. Evet, doğru. Evet, evet. Hatta, yani herkes kendi dilini konuşur ama. 60 bu şeyden sonra 60'lı yıllarda, 70'li yıllarda artık üniversitelerinde hepsinin Rusça okunması kararı verilmiş. Anayasaya Rusça sayılmalıdır. Yani bütün programlarda öyle yazılır ki Sovyetler Birliği'nin ortak iletişim dili, eğitim dili Rusçadır. Rusçadır diyor. Buna itiraz eden Ukrayna, sonra Gürcistan, Azerbaycan, Kazakistan buna itiraz ettiler. Etti. Baltık yani ülkeler, Litvanya, Latvia, Estonya. Tabii. Bunlar itiraz ettiler. Dediler ki bizim dilimiz bizim yaşam şeklimiz. Tabii. İtiraz ettiler. Bu çok bizim ünlü tarihçimiz Cemil Hesenli bu şeyi, bu süreci tarihi açıdan çok güzel yazmış. Kitap yazmış. İngilizce'de yayınlanmış, Rusça'da yayınlanmış. Çok güzel. Türkçe'de yayınlanmış. Ya bunlara yapılan itirazları anlatıyor. İtirazlar. Evet. Ve bu hak işi uğrunda tabii mücadele eden insanlar var. Değil ve mi? Mesela Ukrayna'nın çok ünlü şairi var, Ivan Drac. Şevçenko'nun varisidir. Yani Şevçenko'dan sonra gelen güzel şairler var, yazarlar var. Ivan Drac da onlardan biridir. Artık Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra hatta yeniden yapılanma devrinden, Gorbaçov devrinden başlayarak Ukrayna'nın yönümü batı yönümlü oldu. Ukrayna medeniyeti itibariyle, eğitimi itibariyle batı yönlüdür. Ve o batı yönümlülüğü Ruslar kabul etmiş. Rus resmisi, resmi Rus devleti, indiki onun devamı olan müesseseler, kurumlar onu kabul etmiş. Çünkü o bilir ki insan rahat yaşamak istiyor, tabii, geniş tabii, yaşamak tabii, istiyor. Evet. Demek o hisarsız dünyada yaşamak istiyor. Tabii. İnsan yani gibi yaşamak istiyor. Kuşatmasız. Ve evet, Türk, doğru. Ukrayna aydınlarının bu seçimi çok doğru bir seçimdi. Doğru bir seçimdi. Yani sen bizde bir atasözü var. Diyor ki akıllınız kimdi? Diyor ki önde giden şey. Deli. diyelim. Yani Rusya'nın bu şeyi ta Lenin zamanından. Bütün bunları başlatan Lenin'di. Lenin'di, Stalin'di. Diktatörlüğün en keskin şekli. Değil mi? Ve sonrakiler de öyleydi. Yani öyle devam ettiler. Brejnev'i de. Ya bu ülke bir felaket yaşamaktadır. Çünkü zulm üstünde, istismar üstünde, sömürü üstünde büyük, hoşbaht, kutlu, mutlu devlet kurmak olmaz. Mümkün değil. Bunu insanlar anlayır. Evet, çok doğru. Peki hocam, bizimle değil mi bağlantımız devam ediyor. Salih hocam, sizi beklettik ama size sormak istediğim sorulardan birisi, bu multi etnik bir yapı zaten Ukrayna'da var, çıkış o yönde ve belli ki yüzyıllar boyunca da bu yapı devam etmiş. Peki bugünkü Rusya dediğimizde sadece bir kimlikten bahsedilebilir mi? Evet, şimdi Vehbi hocam, evet, diğer televizyonlarda siyaset konuşuluyor zaten. Anketçisi Rusya'yı yorumluyor, gazetecisi Rusya'yı yorumluyor. Yani evet, şöyle diyorum, bu sorunuza cevap vereceğim ama şimdi burada daha çok tarihsel kökene, kültürel kökene inelim diye ben kısa bir özet geçeyim isterseniz. Buyurunuz. Rus yöneticilerini, işte başta Putin olmak üzere, o Slaviki dediklerimizi ne etkiliyor? Onu bir özet. Onu bulmaya çalışıyoruz. Evet. Evet. İşte bu 10. yüzyılda biliyorsunuz Vladimir Hristiyanlığı Bizans'tan kabul etti. Ve biraz Bizans prensesiyle işte Hristiyan olması karşılığında evlendi. Hatta Bizanslılar o putperest pagan olduğu için Hristiyanlığı kabul etmeyeceğini düşünerek eğer Hristiyan olursan bu prensesle sen evlenebilirsin diyorlar. Ama Vladimir onun öncesinde Bulgar, yani İtil Bulgar, bugünkü Tatar dediklerimiz Kazan Tatarlara
şey gönderiyor. Diyorlar ki ya bu Müslümanlık var bir tarafta, bir tarafta işte Ortodoksluk var, diğer tarafta Katoliklik var. Evet. Biz bunun hangisini alalım? Boyarları topluyor, beylerini topluyor. Onlar da diyor ki bunu anlamak için 10 tane iyi savaşçını seç, her birisine gönder. Yahudiler dahil, işte Hazarlardan da şeyi alacak, Yahudiliği mi alacağız diye. Evet. Bulgar ilk önce Bulgarlara, yani bugünkü Tatar, Türklere gönderiyor. Müslümanlık nasıl? İşte oraya gidiyorlar, camilere giriyorlar, yaşamları nasıl? Türkler o dönemde göçebe, yarı göçebe, bunlar göçebeler için. Ya diyor bu bize uygun değil İslam. Yahudileri Hazarlara geliyor. Diyor ki ya bunları zaten Tanrı cezalandırmış, dünyanın her yerine atmış. Bunlar kendi peygamberini çağırmaya gelmişler. O zaman diyor Tanrı'nın hani dünyanın her yerine cezalandırdığı bir dini ben niye kabul edeyim? Evet. Almanlara gönderiyor, Katoliklere. En sonunda Bizans'a gönderiyor. İşte Bizans'ın orada Ayasofya'nın işte deniz kenarında olması, şehirleşme olması, işte Roma'nın en önemli tarihi mirasına sahip olması gibi nedenlerle. Doğu Roma. Yok. Evet. Tabii. Yani İstanbul gibi bir yerde bunlar inanılmaz karşılanıyorlar ve diyorlar ki Ortodoksluk bize uygun. Çünkü müthiş bir şehirleri var. Çok güzel işte refah içerisinde yaşıyorlar gibisinden ve Vladimir hem evleniyor hem de Bizanslı prensesle evlenip vaftiz oluyor ve Kiev'deki birçok kişiyi de zorla vaftiz ediyor nehirde. Ya vaftiz olursunuz diyor ya da bana karşı çıkarsanız bunun gereğini ben size yaparım diyor. Yani bir devlet dini olarak benimsetiyor sistemi. Kesinlikle. Değil mi? Ve evet. Devlet dini olarak benimsettikten sonra onların işte ilk Rus dediğimiz yanlış hatırlamıyorsam Andrei olması lazım. Aziz olarak da görüyorlar. Bu iki tane kardeş Bizans'ta. Evet. Bunlar Slav dili konuşuyorlar ama Ortodoksluğu öğreniyorlar ve o iki kardeş daha sonra gelip işte Kiev'de ve bu Ukrayna coğrafyasında Hristiyanlığı yayıyorlar ama bugün Kiril alfabesinin de oluşmasında onlar etkili. Yani bir Kiril, hocam kaçıncı Slav yüzyıl alfabesi. Kiril'in oluşması, onu da şey yapalım, alfabenin oluşması. Bu yüzyıl 10. yüzyıl. Evet. 10. yüzyıldan itibaren bu Kiril alfabeleri oluşmaya başlıyor. Evet. Beklemek istediğim ve daha sonra bu Azizler adına bugün Kiev başta olmak üzere bugünkü Herson bölgesi ilk işte Vladimir burada kilise kuruyor. Sonra ilk taştan kiliseyi Kiev'de oluşturuyor ve oradaki pagan inancına göre tepede bulunan o kendi pagan tanrılarını yıkıyorlar. Bu Ukrayna coğrafyasında şu anda Rus Ortodoksluğu'nun en eski kiliseleri, yani Ayasofya dediğimiz işte kiliseler bugünkü Ukrayna coğrafyasında. Bunu niye söylüyorum? Evet. Şu anda Putin çok iyi bir Ortodoks Hristiyan. Çok iyi bir Ortodoks Hristiyan. Evet. Ve Rus kimliğini Ortodoks kimliği üzerine oturtuyor şu anki Ruslar. Evet. Ortodoks kimliğine oturttukları için bakın Batı'nın yaptığı bir yanlışı söylüyorum. Evet. Batı Ukrayna Ortodoks Kilisesi'ni Rus Ortodoks Kilisesi'nden ayırarak aslında onların atalarının kutsal mekanlarını da ayırmış oldu. Onun için çok şey vardı değil mi? Tepki vardı. Ben hatırlıyorum. Bu, yani şunu düşünün. Mekke bizim için kutsal. Evet. Mekke bizim için kutsal. Suudi Arabistan'dakiler diyor ki siz Hanefi mezhebindesiniz. Bundan sonra Mekke'yi ziyaret edemeyeceksiniz. Hayırlıyor. Bak tarihi kökleri biz burada anlatalım ki. Ya. Biz burada anlatalım ki. Doğru. Asıl şeyine inelim. Evet. Şimdi bu köy Rusya'yı yönetenler çok iyi Ortodoks Hristiyan ve kendi o tarihi kökenlerinin şu anda Ukrayna coğrafyasında olduğunu işte Batılılar daha doğrusu Fener Rum Patrikhanesi'ni kullanarak konsülden Rus Ortodokslarla attılar. Bugün şu anda Rus Ortodoks kiliselerine Ruslar kabul edilmiyor. Bakın Türkiye'deki Ortodoks kiliseleri ne Ruslar gidemiyorlar. Ortodoks olmalarına rağmen gidemiyorlar. O zaman ayrı bir Rus Ortodoks kilise konsepti var. Tabii ki kabul etmiyor. Çocuklarını bile vaftiz ettiremiyorlar şu anda Türkiye'de dünyanın herhangi bir yerindeki Ortodoks kilisesinde. Eğer Rus Ortodoks kilisesi değilse. Bakın Batı'nın yaptığı bir kötülük. Ama o zaman yani, hocam doğru anlaşılması için yani
O zaman etnik temelli bir Ortodoks inancından bahsediyoruz ya da görünüş öyle değil mi? Bunu siyasi temelli. Siyasi. Bunu kim oluşturmaya çalıştı? Bunu tabii ki Batı oluşturmaya çalıştı. Ben burada şunu söylemek istiyorum. Yanlış anlaşılmaz. Ukrayna'yı seviyorum. İkisi de komşu bizim ama olaya karşı neden ileri geliyor ona bakalım. Birincisi bu oturuyor. Bir kilise üzerinden, Ortodoks kilisesi üzerinden Rusların ana kutsal saydıkları Ukrayna'da kaldı. Onları göremiyorlar. Gidin. Birincisi bu. İkincisi, bakın şu anda yöneticilerde 3. Roma konsepti diye bir şey var. Birinci Roma yıkıldı. Roma İmparatorluğu, İtalya. İkinci Roma, İstanbul 1453'te doğru, Türkler tarafından fethedildi. Bunlar şuna inanıyor. Üçüncü Roma, yani Moskova temsil ediyor diyor Üçüncü Roma'yı. Bu bir şey, imparatorluk bakış açısı. Üçüncü Roma'yı kendileri temsil ettiği için bugün Karadeniz'in, yani Kırım başta olmak üzere bu kutsal yerleri alacaklar, Karadeniz'e inecekler, Balkanlara inecekler ki Üçüncü Roma'yı temsil edebilsinler. Bu dini ve milli bir kimlik aynı zamanda kendiler için. Bu Üçüncü Roma konseptini çok da fazla hafife almamak lazım. Bu Ruslarda gerçekten ciddi bir konsept şu anda. Üçüncüsü Rus dünyası. Bakın Rus kimliği için Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra nasıl ki Ukraynalılar kendine milli kimlik kurmaya çalışıyorlar, Kazaklar, Özbekler, Kırgızlar milli kimlik kurmaya çalışıyorlar. Evet. Ruslar da kendisine bir milli kimlik kurmaya çalışıyorlar. Ama ve hocam birileri milliyetçi kimlik ya da bir ulus inşasında o kimliği kullanıyorlar. Diğerleri hem ulus inşası hem de imparatorluğun yeniden inşası için. Doğru değil mi? Tabii ki. Refik Bey, tabii ki bunu bakın şimdi Rusya'yı siz Ukrayna ile karşılaştırırsanız, ne bileyim gidip Letonya ile karşılaştırırsanız, yalnız bunlar diyor ki çift kutuplu dünya, Amerika varsa biz de diyor dünyanın sahibiyiz. Biz büyük bir imparatorluğuz, büyük bir kimliğiz, büyük bir medeniyetiz. Bakın Avrasyacılık diye bir şey doğdu. Putin de bunun savunucusu. İşte o eski Slavikilerden 19. yüzyıldan geliyor aslında bu baktığımız zaman ve Gumilev işte kendisi aynı zamanda Azerbaycan, yarı Azerbaycan Türk'ü de sayılır Gumilev. Gumilev bu Avrasyacılık kimliğini oturttu ve Putin bundan çok etkilenmiş. Yani biz diyor Avrupalı değiliz. Biz Avrupalı değiliz. Biz kendine özgü bir Rus kimliğimiz var ama bu Rus kimliğinin içerisinde önce tabii bunu kabul etmiyorlardı. Evet. Türkler, işte Türk kimliği biraz önce Kamil Hocam'ın söylediği gibi o Altın Orda mirasını. Şimdi onlar biz Türklerle birlikte işte bu bölgede Sovyetler yıkıldıktan sonra Batı'dan hariç ayrı bir Avrasya medeniyeti oluşturmamız lazım. Yani siz sadece Rusya Federasyonu, işte uluslararası hukuk, işte sınırlar olarak değerlendirirsek yanlış. Şimdi siz gelecek yüzyılda büyük bir Avrasya medeniyeti kurmak istiyorsunuz. Roma İmparatorluğu'nun mirasına sahip çıkmak istiyorsunuz. Rus dünyası diye bir politikalar var bugün çok yaygın Rusya'da. Doğru. Ki bugün işte Donbas sorunu, Donbas'taki o Ruslar, işte Moldova, Transdniester'de, Letonya'da, Estonya'da, Kazakistan'daki Ruslar. Bunların haklarını koruyarak o aslında ana tırnak içerisinde büyük Avrasya medeniyetini kurmalar için bunlara sahip çıkmaları gerektiğini düşünüyorlar. Peki hocam, yani hocam bir soru var ama burada. Şimdi 3. Roma dedik değil mi? Evet. Ama ne 1. Roma ne 2. Roma Rus'tu. Evet. Yani değil, ola da bilmez. Değil mi? Yani onu din üzerine bağlıyorlar. İşte din Bizans'tan aldıkları din var ya, Ortodoksluk dini. Bir de Vladimir Bizanslı prensesle evlendi sonuç itibariyle. Ha, böyle bir kendisini ünsiyet kuruluyor. Roma'nın mirasçısı olarak görüyor. Tıpkı Fatih Sultan Mehmet nasıl Türkler biz Roma'nın mirasçısıyız diyoruz şu anda. Ruslar da Roma'nın mirasçısı olarak görüyor. Diğer sorun hocam, bir prensesi diyor. Bütün bunlar bir prensesi aldıkları için oluyor değil mi? Hayır. Din üzerinden oluyor. Ortodoksluk üzerinden. Yok ama yani ben biraz espri katmak istedim. Yani çünkü bir evlilik bağı da var. O nedenle dedim yani. Tabii. Bu derece sahip çıkılıyor. Yani bir kan Roma bağı da kuruyor yani. Doğu Roma prensesiyle evlendiği için ondan çocuklar da
şey olduğu için, çar olduğu için, kinez olduğu için doğal olarak imparatorluğun mirasçısı. İşte onu kastediyorum. Biraz yani yani bir ithal mezhep ya da din anlayışının biraz daha ötesi var gibi geliyor. O yüzden biraz evliliği de kattım işin içine. Yani bu böyle. Normalde biz İslamiyet'i kabul ettik Türkler ve cihan şumul. Yani dünyaya barış. Gerçi Türkler İslamiyet'i kabul etmeden önce de dünyaya barış getirmek için Göktürkler, Hunlar öyle bir amaçları vardı ama bizim de mesela İslamiyet kabulümüzle birlikte halifeliği aldık işte. Tüm dünyaya işte İslamiyet'i bir şekilde onun temsilcisi. Aynısı Ruslar için geçer. Bu tarafta biraz önce soru sordum. Dediniz ki Ukrayna etnik kimliği var. Bakın şu anda Rusya'da 180 tane etnik topluluk var. Ya. 180. Rusya bir federasyon. Tabii. Tek bir Ruslardan oluşan bir devlet değil. İçinde Çeçenler var, Dağıstan var, Tataristan, Çuvaşistan. 3 milyon Ukraynalı var hocam. Tabii ki, tabii ki. Ya. Yani bak bununla ilgili biz Kültür Bakanlığı'nda Rusya etnik atlası diye ilk defa dünyada Türkçe yayınlanan, bunun İngilizcesi de yok. Rusçası da Sovyetler döneminde yayınlanmış. Hocam yeni ismi, dönemde yok. İsmi bir daha okur musunuz lütfen? Bir, şöyle çok güzel. Rusya'da kimler yaşıyor? Kimler yaşıyor? Rusya Federasyonu etnik atlas. Harika. Çok güzel. Bu çok önemli bir kitap hocam. Evet. Tabii ki 180 tane etnik topluluk var. Ya bu topluluklar sadece Rus kimliği üzerinde bunları birleştiremezsiniz. Evet. O zaman yeni bir medeniyet, yeni bir kimlik oluşturmanız lazım. Nedir o kimlik hocam? Son soru olarak. Yani neyin? Avrasya medeniyeti. Avrasya. Avrasya medeniyeti. Nasıl ki bakın biz Türk Devletleri Teşkilatı'nı kurduk. Çağdaş Türk Dünyası Tarihi. Bu geçen hafta çıktı. Oo, hayırlı olsun. Nasıl ki biz Türk Devletleri Teşkilatı'nı kurarak Türkler arasında bir medeniyet kuralım. Hepsi bağımsız olsun. Tek bir çatı altında olmasın ama kendilerince bir işbirliği olsun. Biz işte Ruslar da Rus kimliği üzerinden değil de bir Avrasya kimliği, Avrasya medeniyeti üzerinden yürüyorlar ve Ukrayna Rus dünyası, Rus Ortodoksluğu, Avrasya medeniyeti için olmazsa olmaz bir saha. Peki, o zaman burada durabilir miyim hocam? Bir dakika. Çünkü hocama Ukrayna'ya geldi madem. Hem Türkiye bağı da olan çok ilginç bir ne diyelim? Ukrayna kurucu atalarından mı? Şair. Evet. Ondan bahsedebilir miyiz? Hatta görselimiz de var değil mi? Trabzon var. Bağı da var. Eğer mümkünse 2-3 dakika bir buyurun, cevap size vermek istiyorum bu Profesör Doktor Salih Yılmaz. Yani çok teşekkür ederim. İyice önceden konuştunuz. Nasıl din seçildiği ve her şey. Evet. Fakat bana göre, benim bildiğime göre Thomas meselesi, yani Ukrayna Kilisesi'ne bağımsızlık verilmesi konusunda biraz başka türlü bilgiler mevcut. Hı. Yani bence bu biraz... Ama bir ayrışma var. Onu biraz, şey yaptı. Hocam şöyle, şimdi tartışmaya girdiğimiz zaman tarihi kaçırırız diye. Yok, doğru anlıyorum. Sadece şunu demek istiyorum ki başka bir bakış açısı da var. Okey, o zaman sizden yani, olmayalım mı? O bakış açısı, ben de tarihçi değilim. Ve bu konuyu iyice araştırmak için ben sadece bir şey biliyorum. Ki önce Bizans'ın buradaki Patrik'in direkt Kiev'le alakası vardı. Ama sonra Moskova imparatorluk olduktan sonra, yani Moskova'da önce tsar yoktu, keysar yoktu yani. Ama burası düştükten sonra, yani İstanbul fethedildikten sonra sadece burada kaysar sayılıyordu, yani tsar. Simbolik. Tsar, artık tsar Moskova'da oldu. Yani iddia oldu ki artık biz bir imparatorluğuz. Bak, o zamandan beri böyle bir şey de oldu. Yani onların direkt bir yetki almak istediler kilise olarak, Moskova'daki kilise olarak. Aha. Ve Ukrayna'nın direkt alakasını kesmek istediler. Kiev'in direkt alakası olmasın. Bunu unutmamak gerekir. Ama ki hocam önce da öyle zaten. Tek millet ve tek devlet yoktu. Rusların hep söyledikleri sanki tek millet ve tek devlet varmış. 1654 yani İstanbul'un fethinden 100 yıl sonra bizim Kazaklar savaşçı topluluğu Ukrayna'da Polonya'ya karşı çok büyük mücadele ediyorlardı. Evet, ya orada savaş ediyorlardı. Şimdi nasıl ediyorlar sorusuna biraz karşı. Anlatın hocam. O zaman Polonya hep Ukrayna üzerinde egemenlik sürmek istemişti. Çok uzun süre
yıprattığı Ukraynalıları çok zor oldu. Ha. Kazaklar bazen bu arada söyleyeyim sınır komşusu evet. olduklarını değil mi? Tabii tabii. Evet. Şimdi Polonya en iyi dostumuz. En iyi dostu, en çok en insanlara fazla yardım bilgici... eden ama evet. o zaman maalesef böyle olmuştu. Onlar evet. Katolik, ha. biz Ortodoks. Evet. Onlar hep yani ne diyorlar? Egemen olmak, işte herkesi Katolikleştirmek istemiştiler. Ha. Hatta Ukraynalılara Kırım'daki Türkler bile yardım ediyorlardı. Ha, onlar öyle. Da Kazaklarla birlikte savaşıyorlardı. Bazen bir de yardımcı oluyorlardı. Osmanlı'dan da yardım alma tartışması da vardı. Evet, o vardı. Ha. 1654'te artık Bogdan Khmelnytsky, ataman yani Kazakların başkanı, evet. birlikte oturup Kazaklarla bir sohbet ediyordu ki şimdi kimden yardım isteyelim? Polonya'ya artık biz baş edemeyiz. Ha. Ve o zaman Osmanlı İmparatorluğu bir adaydı. Onlara mı başvuralım? Onlardan mı yardım alalım? Yani Osmanlı'dan mı yardım alalım? Evet. evet. Ama evet. din farklı olduğu için Heh. Onu reddettiler. Evet. Ama Moskova'daki tsar Heh. Aynı işte din aynı, Ortodoks herhalde bize yakın diye düşünerek bir antlaşma yaptılar. Periyaslav Antlaşması'nın konusu şuydu. Evet. Tsar yani Rusya hükümeti gelip ordusuyla Ukrayna'ya Polonyalılardan özgür olmaya yardım edecek. Evet. Yardım ettikten sonra kardeşçe ayrılacak ve birlikte yaşayacaklar. Heh. Ama o ordular girdikten sonra asla çıkmadılar Ukrayna'dan. O zamandan beri artık Rusya'ya karşı mücadele başladı. Yüzyıllar sürdü. Aa. O yüzden bu tarihi yani bilmeden yani çok zor. Kardeşçe evet. çağırıyorsanız birilerini dikkatli olun demek istiyorsunuz. Evet. Yüzyıllar boyunca çünkü evet. sorun devam tabii, etti. Tabii tabii. Yani. Peki ta ki, şimdi evet. görselimiz de var. Kimdir bu? Bu Ahatangil Krimski. Bu ne ünlü Türkolog. Bakın Türkolog. Evet Türkolog. Kendisi bir Türkolog. Sadece Türkolog değil. Şarkiyatçı. Arapça, evet. Farsça. Orientalist. Yani herhalde onun iyi çalıştığı, böyle iyi bildiği kaç dil var artık hesaplayamıyorlar. En az 12 diyorlar 30'a 40'a kadar ulaşıyor. Bende bir liste vardı orada. Orada var. Onun annesi Litvanya'daki Polonyalı, Leh bir kadın. Evet. Onun babası Kırım Tatarlarından biriydi. Evet. Yani onlar Ukrayna'nın batısında bir şehirde o doğdu. Evet. Ve sonra Ukrayna'nın merkezinde taşındılar. Çocukluğundan beri orada yaşadı. Evet. Ne özelliği var? Ya özelliği yani evet. çok büyük özellik. Yani evet. bu insan yani insan kimdi? Çevirmen, şair, yazar, politikacı, evet. etnograf. Yani onun sanki enerjisi yani sonsuz gibiydi. Sonra Ukrayna evet. Bilimler evet. Akademisi'nin kurucularından biriydi. 1918'de. Ukrayna Devleti ilan edildi. Rusya İmparatorluğu dağıldı ve Ukrayna Devleti ilan edildi. Evet. O zaman o Kiev'e gitti ve orada Vernadsky ile birlikte kurucu oldu. Akademisini kurdular. Ama nereden gitti? Trabzon'dan gitti. Daha önce Trabzon'da. Çünkü evet o onun 18 yılındaki öyle diyelim kaç yılında doğdu? 1871'de doğdu. Yani o zaman bir 40 yaşı filan yani. Böyle. Evet onu gönderiyorlardı. O Moskova'daki Lazarev Enstitüsü'nde okudu. Orada evet. Şarkiyat Enstitüsü. Arap dili üzere profesördü. Hem de birkaç kitap yazdı. Türk dili ve edebiyatları kitaplarını yazdı. Ve onları Rusça yayınladı. Türkiye'nin... Evet. Türkiye onun dilleri ve edebiyatları. Türkler onun dilleri ve edebiyatları diye kitapları... Evet. Sonra aynı kitapları Ukraynaca'da yayınladı ama sonra. Çünkü sonra. Önce Rus İmparatorluğundaydı. Ama önemli olan Trabzon'da evet. yaşadı bu. İmparatorluk onu önce Lübnan'a, Suriye'ye gönderdi. Evet. Böyle o belgelerle çalışıyordu. Evet. Ve biliyorsunuz 1915'te Ruslar Trabzon'u bombaladılar. Pek bilinmez. Bombalanmadıkları bir şey kalmadı. Halep'i bombaladılar, Harkov'u bombaladılar, Mariupol'u bombaladılar, Grozny'yi bombaladılar, Trabzon'u da bombalamışlardı o zaman. 1915'te. Yani evet. sanki işleri bombalamak maalesef. Suriye'de yapılanları evet. da biliyoruz ayrıca. Ama ben evet. mesela yeni öğrenmiştim ki Trabzon'u da bombalamışlar, onu bilmiyordum. 1915. Yani böyle bir... Özür dilerim, Rize'ni de bombalamak evet. istemişler. Rize'yi. Evet, ben onu arşivde buldum, bende var. Uçak
Demiş ki bura şehir değil. Bura bir balıkçı köyüydü. Aa, Rize için. Evet. O görüntü bende var. Bir dahaki şeyde onu getiririm. Çok memnun oluruz. Öyle bir görüntü var. Yani Rize'ni de bombalamak istemişler. Yani Rusya'nın hem işi gözü Karadeniz'de olmuş. Evet. Karadeniz tabii. Çok önemliydi. Çünkü kuzeydeki denizler bu donur. Çaylar ve denizler. Donuyor. Rusya'nın hem demek doğusunda hem kuzeyinde olanlar donurlar. Tabii. Ona göre de Rusya orman ülkesiydi, bozkır ülkesiydi. Evet. Avrasya denilen şey bozkırdı. Onun da temel yolu İpek yoludu, baharat yoludu. Tabii. Ondan istifade etmişler. O çok Afanasi doğru. Nikitin'in Üç Deniz Arkasına Seyahat adlı eseri var. 15. esir. Ya 14. esir. Orada açık şekilde mesela Tatarca cümleler var. Türkçe yani. Türkçe cümleler var, sayfalar var hatta. Konuşma zamanı, iletişim zamanı Türkçe konuşurlar. Doğru. Ama Ukraynalıların, sizin sözün kuvveti, Ukraynalıların esas işi onların kanından gelir. Biyolojik yapısından gelir. Evet. Çünkü kan karışmıştı. Hatta Şolokov, burada Don Sakit Ahır, aslında Sakin Don'du onun adı. Evet. Türkiye'de biraz uzatmışlar, cümle şeklinde sokmuşlar. Ama Sakin Don. Eserin adı böyleydi. Don, orijinali. Burada Don Sakin Akır falan değil. Evet. Sakin Don'da her soyun, birkaç kahramanların soyunda bir Türk var. Evet. Ki bunun nenesinin nenesi ve babası. Ama yoksa da Türkolog oluyor zaten. Yani o konuştuğumuz. Evet. Çünkü kan çekir. Evet. O kan çekir. O çok önemli. O Kıpçak kültürü. Mesela Kiev Rus Devleti'nde İki büyük savaş, Kıpçaklarla iki büyük savaş olmuştu. 10. 11. esirde. Bu savaş hem de onun barış noktaları da var. Evet. Bilge yaşayış, evlenme. Tabii. Doğum. Bunlar hepsi insanları yaklaştırır. Kesinlikle. İnsan, insanoğlu bilirdi ki savaşı ona göre yapır ki daha çok ganimet götürsün, toprak götürsün, servet kazansın. Ama amaç yine sakin yaşamaktı. Evet, İnsan kimi yaşamaktı. Insan... Ve bizim birinci kimliğimiz insandır. Evet. İnsanlıktır. Kesinlikle. Sonra bizim etnik kimliğimiz gelir, dini kimliğimiz gelir, üst kimliğimiz, alt kimliğimiz sonra gelir. Kesinlikle öyle. Bu insani değerler açısından ben isteyelim ki bu meseleni değerlendirelim. Yani bu insani değerlere cevap verir yoksa vermir. Ya ama öyle olsa bu kadar insan ölür müydü? Hala bakın tiyatroda. İnsan ölmekten başka insanın yarattıkları öldürür. Onlar ölüyor işte değil mi? Mimari abideler. Diyelim ki mesela bunların hepsini ben temir edeceğim. Ya bu abidedi. Yani. Evet. 9. esirdeki abidedi. Nehenk bir abidedi. Tabii. Sen bunun bir bina dikeceksin. Bir gökdelen dikeceksin. O kadar yani. Doğru. Daha başka bir şeye yaramayacak. Onun tarihi gelir, kokusu gelir. Kesinlikle. Meziyeti gelir. Tabii. Bu açıdan yani bunun adı barbarlıktır. Evet. Bunun adı bir vahşiliktir. Yok katılıyoruz kesinlikle. Yani eğer bir masa etrafında oturup konuşmak mümkünse bu görüşler oldu. Ukrayna'dan da geldiler, Rusya'dan da geldiler. Bir masa etrafında ama hele sonuç yok. Çünkü bu müziği sipariş veren adam Rusya'ya çıkış yolu aktarır. Yani istemez ki Rusya girsin Kafkaslara. O yandan Çin istemez ki Rusya her Türkistan'da olsun. Dünyada böyle ele meseleler var ki. Mesela Avrasya. Salih Hoca doğru diyor. Biz Avrasyalıyız. Ne Avrupalıyız ne Asyalı. Biz Avrasyalıyız. Ruslar da Avrasyalıdır. Çin'in de bir hissesi Avrasya'dır. Çünkü mesela ben Çinlilerle temas sakladım. Çin'de Avrasya teorisi farklıdır. Olur çok. Bu meseleye Nişantaşı Üniversitesi'nde bizim bir görüşümüz oldu. Çin'in Komünist Partisi'nin ikinci sekreteri orduydu. Ben de konuştum orada. Şeyler üzerinde durduk. Bu İpek yolu, baharat yolu, kültürler. Ve bunu bundan sonra belli oldu ki Çin konsepti ayrıdı. Rus konsepti ayrıdı. Türkiye konsepti ayrıdı. Türk dünyası diyelim. Anladım. Peki Rusya üzerine baksak. Şimdi hocayla
konuşuyorduk, onu sormak istedim. Yani Ukrayna'nın oluşumunda bir Türk katkısı yatsınamaz. Var, biyolojik var. Olarak. Tabii biyolojik ki. Olarak orada var, yani bu. Var. Hani adı. Ama önemli olan devletin temeli kültürdür. Kültür, tabii tabii. Şimdi, ama o kültüre demeli, geleceğiz. Mesela bu devletin, büyük devlet dışı onun temeli kültür olmalıdır. Ama bakınız, burada Ahtanga Krimski gibi bir Türkoloğu, büyük bir alim. Ukrayna böyle büyük bir alimi çıkarmış yani. Onun hatta öyle bir sözü var. Çok garip diyor. Bende bir damla Ukraynalı kanı olmadığı için kendimi Ukraynalı gibi hissediyorum. Sanki Ukrayna'yı en çok seviyorum. Bak ben Türkçe de biliyorum diyor. Ben ne bileyim çok dil biliyorum ama ya çünkü orada doğdu, orada büyüdü. Aynen o milletin öyle, aynen içinde. Öyle. Ama o bu işte. Şimdi hocamla, İvan hocamla konuşurken sizin bir de eseriniz var burada. Evet. Ama çok ilginç bir şey söylediniz. Mesela bir şeyde anlatıda diyeyim size. Türkiye'ye gelip ya da oradayken Yunus Emre'yi ne diyelim keşfedip okuyan ve kendini yakın bulan onu bir anlatsanız bize. Eseri mi? Evet. Yani böyle bir konsept vardı. Siz söz ettiğiniz var, için evet, söylüyorum. Var, evet, yani, var. Ya bu da Türkçe'ye de çevrilmiş. Onu da kameraya gösterebiliriz isterseniz. Bu sizin yazdığınız bir eser. Evet, bu benim yazdığım bir eser. Zekeriya'nın sevdiği şiir diye. Bu kitabın son sözünü, son söz yerine de Kemil Hoca yazmıştı. Gözüküyor az çok. Gözüküyor, Güzel bir kitap. Evet, evet, çok güzel. Peki o Yunus Emre'yi anlattınız siz. Yani ortak kültürü, ne diyelim ben, varlığını eşitlemek için bunu doğru, söylediniz. Doğru, o Yunus Emre kitabı Türkçe yok. Evet. Ben Rusça'ya Yunus Emre şiirlerini Rusça'ya çevirdim. Bir de İngilizce'ye çevirdim. Aslında iki yayın yaptım. O kitabın hem İngilizcesi hem Rusçası var. Yani Yunus Emre'nin şiirlerini çevirdiniz. Çok güzel. Evet, içinde var orada. Çünkü o bir, yani böyle diyelim bir novella, yani kısa roman gibi bir şey yazdım. Çok güzel. Yani bir Ukraynalı'nın hikayesi. Bir Ukraynalı, bir Hristiyan Yunus Emre'yi keşfediyor. Evet. Bazı şeyleri çok kendine yakın buluyor. İşte mesela ki, ama toplumda, her toplumda, hem Türkiye toplumunda hem Ukrayna toplumunda yani birbirini anlamayan çok noktaları buluyor. Evet. Ama artık kendi canında, kendi yüreğinde, kendi gönlünde, Yunus'un diliyle desek, çok gönlünde ama o iki şey birleşti. Ama yani size böyle de öyle olmuş değil mi? Konya'da dediniz. Çünkü görünce kendi, yani, öğrenciliğinizde geldiğinizde. Yani her insan herhalde bir şey yazarken kendi deneyiminden yazar. Tabii. Ben öğrenciyken Konya, Karaman, yani Türkiye'yi biraz gezdiğim zaman bir heykel gördüm. Ve orada gelin tanış olalım dörtlüğü vardı. Değil mi? O beni çok etkiledi, yanında resim çektiğim böyle. Yani ondan başladı benim ilgim. İlgi değil mi? Evet. Ya demek ki bu tür universal diyoruz. Yani daha çok global evrensel, evrensel insana hitap eden aslında dini, dili vesaire de fark etmiyor. Yani mesaj bir şekilde o taraflara doğru iletilebiliyor. Evet. Bu çok güzel bir şey. Peki Salih Hocam laf lafı açıyor. Biz böyle tam aldığımız eleştiriye binaen yani tam ısınmıştık derken sona doğru yaklaşıyoruz. Şimdi sizin anlatınız 10. yüzyıldan çıkarsak Türkiye-Rusya ilişkileri hep savaşlar tarihi üzerinden anlatılıyor ve doğru. Ama başka alanlarda da işbirliği ya da ne diyelim ben hani ille de çatışma olması da gerekmiyor. Neticede bir Karadeniz'i bir göl addeder isek bir tarafında Rusya bir tarafında da Türkiye'de Osmanlı vardı. Bu ilişkiler konusunda merkezde yaptığınız çalışmalarda ve yayınlarda o çok önemliydi. Çok güzeldi o yayınlar. Nasıl bir portre çiziliyor? Yani şimdi tabii Karadeniz'de aslında Ukrayna ile Rusya da barış içerisinde yaşayabilir. Evet. Yani bunun önünde bir engel yok. Yeter ki ortak amaca doğru birbirlerini anlama konusunda biraz çaba göstersin. Doğru. Şimdi biz tarihte dediğim daha önce söyledim. Ruslarla en çok savaşan milletiz biz Türkler. Bundan hem biz zarar gördük hem Ruslar gördü. Tabii. Biz Ruslarla savaştığımız için Osmanlı Devleti yıkıldı. Onlar bizimle savaştıkları için Çarlıkları yıkıldı. Ve bundan ders aldık yeni dönemde. Evet. Tarihte ilk defa
Hani bir Rus uçağını düşürebilen tek milletiz belki de. Buna cesaret edebilmiş yani, evet. Daha doğrusu Evet. o 24 Kasım'daki görüyorsunuz NATO yani yanında sınırında bir insanlık faciası yaşanıyor. Aynen. Ama işte silah vermemekte, hava savunma sistemi vermemekte direniyor. Türkiye'nin elindeki S-400'ü istiyor ki nasıl maraza çıkarırım Türklerle Ruslar arasında. Yani amaç Ukraynalıları kurtarmak değil. Senin elinde var S-400 şey Patriot ver onu ama vermiyor. Tabii. Şimdi tabii bizim merkezimiz daha çok Rusya Araştırmaları Enstitüsü 2017'de kurulduğu için daha çok biz ilişkileri geliştirme yönünde yani olumlu yönde. İşte rekabet ediyoruz tabii ki ama bu rekabetleri ne kadar en asgari düzeye düşürürüz Ruslarla. Çünkü biz ekonomik olarak turizmde Ruslara bağımlıyız. Nükleer santral yaptırıyoruz. Bakın Akkuyu Nükleer Santrali Tabii. enerji krizi çıktı. Şu anda biz tam işte 2023'te açılırsa büyük anlamda avantaj elde edecek. Onun dışında Suriye'de işbirliği yapıyoruz. Libya'da işbirliği yapıyoruz. Silah Evet. sanayisinde bir anlamda işbirliği yapıyoruz. Rusya'da bizim şirketlerimiz, inşaat şirketlerimiz çalışıyor. Tüm işte narenciyemizin büyük çoğunluğunu Ruslara satıyoruz. Petrol alıyoruz, doğalgaz alıyoruz. Hani bu anlamda artık iki komşu ülke olarak birbirine bağımlı hale geldi. O Tabii. zaman biz geçmişte yaşanılanlar tabii ki yaşanlandı. Rekabet alanı, coğrafyamız birbirimizle de rekabet ediyoruz. Ama bu rekabeti ne kadar askeriye indirip de bunu işbirliğine dönüştürebiliriz? Bu bağlamda sonuçlar çıkararak iki tarafın da kazanması ölçüsünde Tabii. bakın mesela Dağlık Karabağ'da savaş çıkmadan önce biz 2019'da Rusya, Azerbaycan, Türkiye ulaşım koridoru nasıl açılır diye Kremlin idaresinin desteği ve bizim yine Türkiye'de Cumhurbaşkanlığımızın desteğiyle Ankara'da diplomatların işte Rusya'dan askeri temsilcilerin katılımıyla çalıştay düzenledik ve bir rapor hazırladık. Evet. Dedik Dağlık Karabağ sorununu çözmeniz gerekiyor. Eğer Ruslarla Türkler iyi geçinmek istiyorsa Dağlık Karabağ sorununu çözeceksiniz. Ve bu koridor açılacak. Evet. Rusya ile Azerbaycan ve Türkiye karayolu üzerinden birbirine bağlanacak ki bizim ticaretimiz gelişsin. Peki Hani bu ne anlamda minvalde hocam bu öneriniz şu an? Efendim? Bu öneriniz şu an ne aşamada? Gerçekleşti mi? Önerimiz 2020'de savaş oldu ve Zengezur Koridoru, bakın Zengezur Koridoru'nun aslında ilk önerenlerindeniz biz. Bu Evet. koridorun açılması 2019'da Kremlin'e öneren ve Evet. bu koridor açılıyor. Sonuçta Onu Dağlık soruyorum. Karabağ'da Ruslar Türkiye ile birlikte hareket etti ve haklı bir şekilde Evet. Azerbaycan'ın Evet. kendi Evet. toprağını işgalden kurtarılması konusunda bir inisiyatif aldı Evet. Ruslar. Evet. Ve bu koridorun demir yolu, karayolu bakımından açılacak ve bu ticaret bizim açımızdan sadece Türkiye-Rusya açısından değil, yıllardır devam eden Ermenistan-Azerbaycan arasındaki bu kriz de sona erecek ki Tabii. artık o Batı'nın, bilmem Fransa'nın, bilmem yok taşnakların o toplumu, Ermeni toplumunu provoke ederek ne bileyim bölgede bir kriz, karmaşa çıkarma girişimleri son bulmuş Ama olacak. bu Burası herkes için bir yarar, menfaat şeyi hocam, değil mi? Yani Ermenistan içinde, Azerbaycan içinde, Türkiye içinde, Rusya içinde bu herkes öneriniz. için, İran içinde, Tabii İran İran içinde. içinde, tabii hepimizin bu bölgedeki çözülecek kriz hepimizde yararlanacak. Değil Umut mi? ediyorum Tabii. ki bu Kırım konusu da işte oradaki Tatarların hakları da yine Türkiye'nin inisiyatifiyle bir şekilde orta yol bulunarak çözülecektir. Orada hata, Rusların Tamam. hatası, Rusların en büyük hatası Kırım'ı ilhak etmekti. Ha. Kırım bağımsız olsaydı Ya. bugün Ya. dese tamam madem siz burada referandum düzenliyorsunuz o zaman bağımsız kalsın. Rusya'ya da bağlanmasın. Ama işte değil mi hocam? Ukrayna'ya da bağlanmasın. Çok Yani doğru. tarihten beri bunlar bağımsız bir devletti. Aynen. Yani şu anda bunu yapsalardı bağımsız olsaydı Kırım belki de şu andaki savaş Ukrayna'daki savaş da çıkmayacak. Bu kadar Bu yaptırım kadar da olmayacak. olmayacaktı. Kırım Tatarları daha rahat ve huzurlu işte kendi devletlerini Ukraynalılar ve Ruslar birlikte bağımsız orada bir devlet oluşacak. Çok doğru. Salih Hocam, şöyle son bir iki dakikam var.
Bu söylediğinizi kısmet olursa haftaya devam ettirmek istiyorum. Çok önemli bu söylediğiniz. Yani dediğim gibi nasip olursa, vaktiniz de olursa. Ama Kamil Hocam, son şeye geldiğimizde, yani bu savaşa karşıyız, eleştiriyoruz. Evet. Peki sizin öngörünüz ne bu konuda? Ama sadece bir buçuk dakikamız var. Nasıl olacak? Bütün savaşlar barışla bitiş. Evet. Biz de inanıyoruz ki sağduyu galip gelecektir. Değil mi? Ve bu savaş inşallah tezlikle bitecektir. Ben buna inanıyorum. Evet. Çünkü bu inamı mene Ukrayna halkının getiyeti vermiş. Rusya'da yaşayan barışçıl insanlar var. Tabii. Ukrayna'nı seven, Ukraynalıları seven insanlar var. Ben bu işin barışla biteceğine inanıyorum. İnşallah kısa sürede değil. Ama bunun için de herkes çalışmalıdır. Doğru. Ben Türkiye radyo ve televizyonlarında olan yayınları çok değerlendiririm. Evet. Ve söylenen fikirler, uzmanların, bilim adamlarının, sanat adamlarının düşünceleri indi bu saat Ukrayna üçünde, Rusya'nın sağlam düşünen insanları üçünde faydalıdır. Doğru. Barış yönlüdür. Doğru. Kültür yönlüdür. İnsanların birbiriyle temasını, birliğini, iletişimini saklamak yönündedir. Doğru. Ve yapıcı olmalıdır da. Ve bu katiyeti, bu inamı mene veren birinci nöbede Ukrayna halkının katiyetidir. Çok güzel. Çok çok teşekkür ederim. Efendim, bu akşam Ukrayna-Rusya tarihsel perspektiften anlatmaya çalıştık. Ben şu cümleyle, hatta teşekkürden önce de yönetmenim müsaade ederse söylemek istiyorum. Rusya sefaretnamesi vardır. Şiddetle tavsiye ederim, basılıda okuyunuz. Orada elçimiz işte Çar'ın verdiği küçük bir sarayda konaklıyor. Ve şöyle bir cümlesi var, hiç unutamıyorum bunu. Üniversite yıllarımda okumuştum. Orijinal Osmanlıca metninden. Diyor ki, efendim o tabii mahiyetiyle gidiliyor. Akşam yemeğimizi bitirip masalardan kalktıktan sonra Çar'ın çocukları ve torunları masamıza üşüşüp hoşaflarımızın tadına bakmışlardı. Yani o kadar merak ediyorlardı bizi diye. Hoştu çocukların ve çocukları üzmeyelim. Çocuklara inşallah daha iyi bir gelecek Ukrayna'da. Kamil Hocam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İvan Hocam çok çok teşekkür Ukrayna'dan. Sağ olun, teşekkür. Ve Salih Hocam'a efendim bizi izlediğiniz için sağ olun, var olun. Mesela haftaya görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.